23-25 Ekim 2020 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan kongremizi açıyoruz. Öğlene kadar programımız Sayın Protokol'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak ve ardından ana oturum ile devam edecektir. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere kongre koordinatörü ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Muhasebe Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Ahmet Veydican Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Çıkarabiliyor muyuz? Sayın Rektörüm, Sayın Oda Başkanım, kıymetli hocalarım, saygıdeğer meslek mensupları, sevgili öğrenciler, ekranları başında bizleri izleyen değerli katılımcılar, konuşmalarıma başlamadan önce hem kendi adıma hem de bu kongrenin koordinatörü olarak siz değerli hazirunu saygıyla selamlıyorum. Aslında böyle hayal etmemiştik. Zor günlerden geçiyoruz. Pandeminin gölgesinde şu anda bir kongre tertip etmeye çalışıyoruz. Yaradan'dan dileğim en kısa zamanda güzel günlere kavuşmamız. Sağlıklı, sıhhatli, güzel günlere. Medeniyetin ilk bilim dalı kabul edilen felsefe yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe sahip. Diğer köklü bilimler arasında da bildiğimiz gibi tıp, matematik, din, hukuk bunlar sayılabilir. İşte coğrafi keşifler, Rönesans, reform, sanayi devrimi vesaire derken felsefeden iktisada geliyoruz. İktisat felsefeden kopuyor. İktisattan işletmeye, işletmeden muhasebeye, muhasebeden finansa doğru bir bilimsel bir süreç yaşanıyor, bir yolculuk yaşanıyor ve bugün geldiğimiz noktada her birinin ayrı bir disiplin, ayrı bir bilim, ayrı bir çalışma alanı olduğunu görüyoruz. Burada şu soruyu soruyorum ben. Acaba çok mu dağıldık? Çok mu açıldık? Hazreti Ali'nin bir sözü geldi aklıma. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı diyor. Acaba tekrar başa mı dönmeliyiz? Yani tekrar düşünmeli miyiz? Aradaki bağları tekrar keşfetmeli miyiz? Örneğin muhasebeyle finansın bağlarını kopardığımızda başımıza neler geldiğini gördük. Adını ne koyacağımızı şaşırdık. Muhasebe krizi mi, finans krizi mi, denetim krizi mi, ekonomik krizi mi, iktisadi krizi mi? Şimdi bugünlerde de bir kriz yaşıyoruz. Krizin adı pandemi mi, Covid mi, virüs mü? Bunlar da bir ara birbirine tamamen karıştıydı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Diyebilir miyiz ki bu kriz sadece tıbbın krizi, sağlığın krizi, sağlık alanının krizi? İşlerimizi etkilemiyor mu? İşletmelerimizi etkilemiyor mu? Sektörleri etkilemiyor mu? Ekonomiyi etkilemiyor mu? Ya üretimi, ticareti, dolayısıyla muhasebeyi, finansı, denetimi, her şeyi etkiliyor, her şeyi. Davranışlarımızı etkiliyor, alışkanlıklarımızı etkiliyor. A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. İşte kongremizin ana temasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Pandemi sonrasında muhasebe ve finans alanında gelişen trendler ismi bu düşünceyle kondu. Ve ekranın karanlık ve zor okunuyor olmasının arkasındaki düşünce de pandeminin gölgesinde olduğumuz ve bazı şeylerin zor seçiliyor olması, zor görülüyor olması, belirsizliğin, riskin yüksek olması anlamında. Çünkü gelişen yeni trendler, belki de artık her şey eskisi gibi olmayacak veya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diğer yandan dünya hızla değişiyor. Çok değil, bundan 50-60 sene önce radyo yoktu evlerde, televizyon yoktu, telefon yoktu. Bugün bilgisayar, internet girmeyen ev kaldı mı bilmiyorum.
ev değil cep kaldım. Hani küreselleşme derken dijitalleşme. Özellikle şu anda yaşadığımız sürecin dijital dönüşüm sürecini kaç kat arttırdığını ben tahmin bile edemiyorum. Her şey artık online. Herkes çevrim içi. Kongremiz de öyle. Çevrim içi. Fazla uzatmak istemiyorum. Zonguldak. Emeğin başkenti. Kongrenin doğum yeri. Hikaye ilk burada başladı. İlk burada giriştik bu işe. Sonra Erzurum, İzmir, Niğde derken dolaştık Anadolu'yu, Ege'yi. Geldik Karadeniz'e. Bugün buradayız. Dediğim gibi pandeminin gölgesinde. 2013 yılında burada başlayan bu kongre, geçen zaman içinde çok sayıda akademisyeni ve uygulamacıyı buluşturdu. Tanıştırdı, konuşturdu, tartıştırdı, düşündürdü, yazdırdı, çizdirdi, paylaştırdı, ilham verdi. Hasılı muhasebe finans alanının gelişimine, literatüre, uygulamaya önemli katkılar sağlayan bir teşekküle dönüştürdü. Ben bu vesileyle temelleri ilk burada atılan bu kongreye yıllar sonra tekrar ev sahipliği yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne, kapılarını ve imkanlarını sonuna kadar bize açan onun sayın rektörü, değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Çufalı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kongrenin bugünlere kadar gelmesine katkısı bulunan herkese elbette minnettarım. Ama özellikle burada bugün bu kongrenin gerçekleşmesinde azami gayret gösteren başta Profesör Doktor Hakan Çelik'e, Profesör Doktor Yasemin Köse'ye, Doçent Doktor Mehmet Fatih Bayramoğlu'na, Doçent Doktor Yakup Söylemez'e ve ekipte görev alan tüm arkadaşlara, isimlerini tek tek sayamayacağım, orada Selim var, diğer arkadaşlara hepsine huzurlarınızda bir kez daha samimi olarak teşekkür etmek istiyorum. Yürekten, kalpten teşekkür etmek istiyorum. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden, birazdan açılış panelinde, açılış ana oturumunda söz alacak olan çok değerli hocalarımız var. Suudi hocamız, Süleyman hocamız, Ümit hocamız, Gürbüz hocamız. Yine kapanışta muhasebenin, muhasebe alanının, finans alanının duayenleri diyebileceğimiz çok değerli hocalarımız var. Kamil hocamız, Nalan hocamız, Niyazi hocamız, Seval hocamız. Bunların hepsine bizleri kırmadıkları için, katkı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bilim hakem heyetine, oturum başkanlarına, düzenleme kuruluna, değerli bildirileriyle katılan konuşmacılara ve hasılı tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. 12 oturum var. Açılış ve kapanış haricindeki oturumların dışında 60 civarında bildiri var. 3 gün sürecek olan bu kongrenin faydalı ve verimli geçmesini diliyor. Ayrıca tüm katılımcılara da teşekkür ederek saygılar sunuyorum. Seneye 8. kongrede Malatya'da yüz yüze görüşmek üzere inşallah diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Sağ olun. Bizler de Sayın Profesör Doktor Ahmet Veydican hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Tahsin Erdem'i açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, çok değerli katılımcılar, çok değerli hocalarım, sizleri Zonguldak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası kurulları adına saygıyla selamlıyorum. Çok değerli katılımcılar, Uluslararası Muhasebe ve Finans Kongresi'nin başarılı geçmesini diliyor, Kongre Düzenleme Kurulu'nda emeği geçen tüm hocalarımızı da tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çok değerli katılımcılar, önce muhasebenin tanımından söze başlayacak olursak, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları
para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek raporlar halinde sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebenin toplumdaki rolü açısından konuya yaklaştığımızda muhasebe, ekonomik hayatın ve işletmelerin en önemli argümanlarından birini oluşturmaktadır. Muhasebenin önemini daha iyi anlayabilmek için işletmelerin sürekli ilişki içinde bulunmuş olduğu tedarikçiler, kreditörler, rakipler, tüketiciler, devlet ve sivil toplum örgütleri olmak üzere dış çevreleri mevcut olup bir de ortaklar, yöneticileri ve iş görenler olmak üzere iş çevreleri mevcuttur. Bu bilgiler ışığında muhasebe, ilgili tüm taraflara gereksinim duydukları finansal nitelikli bilgileri sağlar. Raporlama aşamasına kadar toplanabilen bütün belgeleri finansal tabloya dönüştürebilen bir bilim dalıdır muhasebe. Çok değerli hocalarım, çok değerli katılımcılar, finans nedir diye soracak olursak, şahıs veya işletmelerin giderleri için ihtiyaç duydukları kaynakların en uygun koşullarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyettir finans. Muhasebe ile ilişkileri ise birbirinin olmazsa olmazıdır. Çok değerli katılımcılar, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un sağlık sisteminden ekonomiye kadar hayatın her alanının sorgulanması ile bizleri karşı karşıya bırakan salgın, ekonomik yapılarda ve devletin ekonomideki rolü konusunda eleştiri ve değişimin sorgulanmasına neden olmuştur. Muhasebe mesleği ile kamusal hizmet sunan mali müşavirler ve mali müşavirlik mesleğinin önemi COVID-19 süreciyle birlikte bir kez daha anlaşılmış oldu. Pandeminin en yoğun ve en riskli olduğu dönemde bile canları pahasına mali müşavirlerin sundukları hizmetlerin işletmeler ve kamu finansmanı için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bir yandan mesleki gelişmeleri ve dijitalleşme sürecinde teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet vermeye gayretinde olan TÜRMOB odalarımız ve meslektaşlarımız, diğer yandan özverili çalışmaları ile ekonomik gelişmeleri de yakından takip etmeye devam etmektedir. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda çok zorlu bir süreç beklemektedir. Bu zorluklar sadece siyasi iktidarların tek başına çözebileceği bir şey değil, tam aksine ortak aklın katkı sunacağı ekonomik politikalar ve dayanışma ile aşılabilir. Çok değerli katılımcılar, Türkiye siyasal reformları, sosyal reformları ve ekonomik reformları, yani yapısal reformlarını gerçekleştiremeden reel anlamda ekonomik büyüme ve ekonomik istikrar ve yabancı yatırımcıdan söz etmek mümkün değildir. Biz TÜRMOB odalarımız ve mali müşavirler olarak çözüm noktalarında her zaman olacağız. Fikirlerimizi bıkmadan, usanmadan raporlar halinde sunmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza buradan sesleniyorum. Mali müşavirler, vergi mükelleflerinin eli ayağı, kamu otoritelerinin gözü kulağı, ticari hayatın hafızası, ülke ekonomisinin teminatıdır diyerek 7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Kongresi'nin başarılı geçmesini diliyorum. Bu kongrenin ülkemize ve yöremize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Kongre Düzenleme Kurulu'na nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kurulları ve tüm meslektaşlarım adına siz değerli katılımcılara saygılar sunuyorum.
de Sayın Oda Başkanımız Tahsin Erdem Beyefendi'ye konuşmalar için teşekkür ederiz. Açılış programında yer alan ancak mazereti nedeniyle aramızda bulunamayan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Metin Demir Beyefendi bizlere kısa bir video mesaj göndermişler. Sayın protokolümüze ve misafirlerimize arz ederim. Pandemi sürecinde iş ve yönetim süreçlerinde meydana gelen değişim sonucu ortaya çıkan yeni sistemin ihtiyaçlarına bu kongrede gerçekleştirilen tartışmaların önemli katkılar sunacağına, bu sürece ışık tutacağına inancımız tamdır. Ülkemizin dört bir yanından katılarak önemli araştırmalar ile bu sürece katkı sağlayacak değerli akademisyenlerimizin görüşleri elbette ki üniversite özel sektör işbirliğine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yıl yedincisi düzenlenmekte olan Uluslararası Muhasebe Araştırmaları Kongresi'nden elde edilecek araştırma sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini dileyerek katkı sunan tüm hocalarımıza şimdiden şükranlarımı arz ediyorum. Tabii gönül isterdi ki pandemi koşulları olmasaydı da sizleri mavi ve yeşilin sonbaharda renk cümbüşüne dönüştüğü Batı Karadeniz'in elması Zonguldak'ımızda yüz yüze ağırlayabilseydik. Hepimiz için sağlık her şeyden önemli olduğu için maalesef bu şekilde bir araya gelebilmiş bulunmaktayız. Bölgemizin yıldızı ve gururumuz üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen ülkemizin önemli bilimsel buluşmalarından biri olan kongremizde bizlere söz hakkı tanıyarak sizlerle bir araya getiren, bu fırsatı bize sunan başta Sayın Rektörümüz Mustafa Çufalı Beyefendi olmak üzere düzenleme komitesindeki tüm görev yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi finalde tekrar Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Saygıda Sayın Oda Başkanımız Metin Demir'e konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uluslararası Muhasebe Finans Araştırmaları Kongresi'nin emeğin başkenti Zonguldak ilimizde üçüncü defa düzenliyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl yedincisini düzenlemekte olduğumuz kongrenin sekizincisini düzenlemek için birkaç üniversitenin yarış içerisinde olduğunu biliyoruz. Sekizinci kongreye Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rektör Aysun Bay Karabulut gönderdiği mesajında kongreye ilimize gelerek bizzat değer almak istediklerini ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta üniversitelerini ziyaret edecek olmaları nedeniyle kongremize bir video mesajı ile katılımları söz konusu olabilmiştir. Sayın Rektör'ün video mesajını Sayın Protokole ve misafirlerimize arz ederim. Sayın Rektörüm, değerli protokol, Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi'nin değerli katılımcıları, ülkemizin güzel şehri Malatya'dan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cuma günü, bugün itibariyle misafirlerimizin olması vesilesiyle, aynı zamanda pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ve üniversitemizi ziyareti sebebiyle online de olsa aranızda bulunamamanın üzüntüsü içerisinde olduğumu söylemek isterim. Muhasebe finans alanlarında akademik, sosyal, ekonomik ve meslek işbirliğinin hedeflendiği, muhasebe ve finans alanındaki araştırmaların bir arada tartışıldığı, en önemli bilimsel toplantılarından biri olan Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi'nin 8.sini 2021 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu'nun kadim kenti ve medeniyetler beşiği olan Malatya'mızda gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Kurumsal yönetim ve şeffaflığın temeli olan hesap verilebilirlik açısından da düşünüldüğünde, demokrasinin temel taşlarından biri sayılan muhasebe ve finans, bilim ve uygulamalarının öneminin bu tür etkinlikler sayesinde daha da ön plana çıkacağına inanıyorum. Kongrenin 7.sinin gerçekleştirildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Rektörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Çuvalı'ya, Kongre Koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Ahmet Vecdican'a ve emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi ve aynı zamanda da takdirlerimi sunuyorum. Çünkü başarılı bir kongre geçeceğine inanıyorum.
Malatya'mızda sizleri misafir etmekten onur duyacağız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun kongreniz şimdiden diyorum. Bizler de Sayın Rektör Hanımefendi'ye konuşmaları ve iyi dilekleri için teşekkür ederiz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa Çufalı'yı kürsüye arz ediyorum. Değerli misafirlerimiz, kongremize bizzat gelen arkadaşlarımız, ekranları başında bizleri izleyen ve bu kongreye katkıda bulunacak akademisyen arkadaşlarımız, diğer profesyonel arkadaşlarımız, 7.sini düzenlediğimiz Uluslararası Muhasebe ve Finans Kongresi'ne hoş geldiniz. Bu kongre tabii ilk başlangıcında Zonguldak'ta düzenlendi. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra tekrar Zonguldak'ta düzenlendi ve bu üçüncü Zonguldak'ta düzenlenen 7 kongre içerisinde üçüncüsü. Böylesine bir kongrede, uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaktan biz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tabii geçen yıl bu kongreyi devralırken planlarımız çok farklıydı. Gerçekten yüz yüze uluslararası bir kongre planlıyorduk ama maalesef Türkiye'de Mart 2020'de başlayan, dünyada daha da önce başlayan bu pandemi nedeniyle ve bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle İlk defa bu kongreyi farklı bir formatta online olarak düzenlemek zorunda kaldık. Tabii bu pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli zorluklar yaşanıyor. Bizim kongremize de bu zorluklar damgasını vurdu. Yeni sürece uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bir yıl bile henüz dolmadan bu pandemi süreci önemli ölçüde uyum sağladık ama tabii eksikliklerimiz var. Bundan sonraki hayatta umarız böylesine küresel bir pandemi yaşamayız. Ama dünyada her şey beklenebilir. Yaşayabileceğimizi de umarak kendimizi yeni döneme adapte etmek zorundayız. Bu açıdan da eğitimlerimiz olsun, eğitim dışı faaliyetlerimiz olsun, online olarak uzaktan en verimli bir şekilde nasıl yapılabilecekse bunun bütün önlemlerini almak zorundayız. Kendimizi de buna adapte etmek zorundayız. Yoksa dünya hızla belli bir yöne doğru gidiyor. 21. yüzyıldaki gelişmeler daha önceki yüzyıllarla kıyaslanmayacak kadar çok hızlı oluyor. Dolayısıyla bu pandemi sürecindeki bu uzaktan faaliyetler de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz buna kendimizi adapte etmek durumundayız. Ne kadar adapte olursak o kadar başarılı oluruz. Bu kongre pazar gününe kadar sürecek olan bu kongrede tabii ana oturum 4 tane katılımcımızın konuşmasıyla biraz sonra başlayacak. Ama onun dışında da 10'dan fazla oturum, 60'tan fazla bildiri ile devam edecek ve sonucunda bir kapanış seremonisi düzenlenecek. Umarım bu kongre bizlere ufuk açıcı olur. Tecrübe olur. Tecrübeler bir tane de olsa, 1000 tane de olsa yeterli olmuyor. Daha fazla tecrübe olur.
Ben bu kongrenin hepimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum. İki gün boyunca kongrede bildiriler sunacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara, tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Çufalı Beyefendi'ye konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Açılış oturumumuz sona ermiş olup Sayın Protokol'e katılımlar için teşekkür ederiz. Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kongremizin tüm paydaşları için hayırlı ve başarılı geçmesini diler. Katılımlarınızdan ötürü siz kıymetli hazirine teşekkürlerimizi sunarız. Ana oturum saat 10'da başlayacak olup sırasıyla Profesör Doktor Suudi Apak, COVID-19 sürecinde dünyadaki finansal gelişmeler başlıklı sunumunu, Profesör Doktor Süleyman Yükçü, estetik, felsefe ve muhasebe ilişkisi başlıklı sunumunu, Profesör Doktor Ümit Gücenbe Gençoğlu, Türkiye'de ticari kar raporlamasına geçiş ve son gelişmeler başlıklı sunumunu, Profesör Doktor Gürbüz Gökçen, finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağındaki hizmet üretim maliyeti hesaplarının incelenmesi başlıklı sunumunu yapacaktır. Şimdi ana oturumu başlatmak ve yönetmek üzere Kongre Koordinatörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Vecdican'ı kürsüye davet ediyor. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Saat 10'da başlayacak oturumumuz. Ön hazırlıklar için Sayın Hocamızı arz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın hocalarım, hepinize tekrar günaydınlar diliyorum, merhabalar diliyorum. Hepinizi çok net görüyorum. Evet. Teknik bazı problemler yaşadığımız için birkaç dakikalık gecikmeyle başlamış olduk. Kongremizin açılışını biraz önce yaptık. Açılış protokol konuşmaları tamamlandı. Ben tekrar bu vesileyle hem sizlere hoş geldiniz diyorum, ayrı ayrı hepinize davetimizi kabul ettiğiniz ve konuşmalarınızda katkı vereceğiniz için teşekkür ediyorum. Kongrenin hayırlı, uğurlu, verimli geçmesini diliyorum. Saat 12.30'a kadar vaktimiz olduğu söylendi. Zamanımızın uzun olduğu düşünerek süreyi değerli hocalarım, ben çünkü sizlerin sözlerini kesmede zorlanırım. Sözlerinize müdahale etmek istemem. Sizler bu süreyi 25'er dakika içerisinde verimli olarak en iyi şekilde kullanırsınız. Kullanacağınıza inanıyorum. Muhasebe finans araştırmaları kongremizin hikayesi biliyorsunuz daha önce Zonguldak'ta başladı. Bülent Ecevit Üniversitesi 3. kez ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla tekrar Karadeniz'deyiz. Daha önce biliyorsunuz Erzurum'u, İzmir'i, Niğde'yi dolaştık. Anadolu'yu dolaştık. Ege'yi dolaştık. Ve açılışı izleyebildiniz mi bilemiyorum, takip edebildiniz mi? 8. Kongrenin ev sahibi olarak da Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sayın Rektörü talip oldu ve kongreyi almış oldu. İnşallah seneye Malatya'da 8. Kongrede görüşmek üzere diyerek kongremizin ana oturumunu, başlangıç
oturumunu böylelikle açmış olalım. Malum pandemi gölgesinde yapıyoruz kongreyi. Pandeminin belirsizliği ve riskleri içerisinde düzenlenmiş kongre, tüm diğer faaliyetler olduğu gibi, işler olduğu gibi, işletmeler olduğu gibi her şeyin kesinlikle etkilendiği, ama olumlu ama olumsuz, ama iyi ama kötü etkilendiği süreçler yaşanıyor. İşletmelerimiz, işlerimiz, üretimimiz, tedariğimiz, muhasebemiz, finansımız, ama her şeyimiz, yani iktisadın her alanı, her şeyimiz etkileniyor. Dolayısıyla bu pandemi sadece tıbbın problemi değil, sağlığın krizi değil, hayatın her alanını topyekün kuşatan, tüm evreni, yani dünyamızı anlamında kapsayan, kuşatan topyekün bir tehdit, risk ve belirsizliği hala devam ediyor. Ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Bu şartlar altında bizim işlerimizi, faaliyetlerimizi, yine bu riskleri değerlendirmek ve planlamak gibi bir mecburiyetimiz var. İşlerimize devam etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Şu anda da bu kongreyi yapıyoruz. Her şeye rağmen hayat devam ediyor, devam etmek durumunda. Ama bizim bütün katılımcılarımızın da olduğu gibi merak ettiğimiz, bu konularda derin bilgisi olan, derin tecrübeleri olan, derin okumalar yapmış olan, yılların birikimli çok değerli hocalarımızın bu konulardaki görüşleri inanıyorum ki ufkumuzu açacaktır. Bizlerin önümüzü görmesinde ışık olacaktır, bizleri aydınlatacaktır. Dolayısıyla bu bağlamda ben daha fazla sözlerimi uzatmadan Esenyurt Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Sayın Hocamız Profesör Doktor Sudi Apak Hocamıza COVID-19'da bu pandemi sürecinde bağlantılı olarak dünyadaki tahmin ediyorum ki Türkiye'yi de bu dünyadaki finansal gelişmeler içerisinde Türkiye'yi de mutlaka değerlendirecektir, ele alacaktır diyerek ben sözü ve ekranı Sudi Apak Hocam'a bırakmak istiyorum. Bu arada parantez içerisinde Sudi Apak Hocam'ın saat 11 itibariyle bana ulaşan bilgiye göre çok önemli bir toplantısı olması sebebiyle aramızdan ayrılması zarureti ortaya çıkmış durumda. O nedenle ben daha fazla sözleri uzatmadan bir an önce Sudi Hocam'a mikrofonu ve ekranı bırakıyorum. Ondan sonra diğer hocalarımıza geçeceğiz. Buyurun Sudi Apak Hocam. Mikrofon ve ekran sizde. Buyurun. Sayın hocalarım, öncelikle bu 7. Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi'nin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne yapılması çok önemli bir gelişme. Özellikle pandemi sürecinde, bu arada bütün hocalarımızı görme imkanına da sahip olduk. Bunun hayırlı uğurlu olmasını ve faydalı geçeceğini umuyorum. Ve dolayısıyla herkese başarılar diliyorum. İnşallah daha ileriki yıllarda daha iyi kongreler, daha böyle salgının olmadığı, pandeminin olmadığı süreçlerde bir araya gelerek bunu yaparız ileriki yıllarda. Şimdi benim konuşmam tabii ki dünya derken tabii Türkiye'nin içinde dünyada neler oldu, ne yapıldı baktığımız zaman birçok olay bir kere değişti. Öncelikle ülkelerin büyüme hızlarından başlayalım. Amerika'da işte %7'lik bir küçülmeye gidildi ikinci çeyrekte. İngiltere'ye %20'ye yakın bir küçülme oldu. Geçen yıldaki ikinci çeyrekle bu yıldaki ikinci çeyreği karşılaştırdığımız zaman burada tabii ülkelerin büyüme hızlarında çok büyük bir çakılma, küçülme oldu. Türkiye'de de bu oran %9.9 diye açıldı. Bunların hepsi eksi tabii. Çin bir tek
2 gibi bir büyüme hızını yakaladı. Onunla çünkü önce dönemde çok kötüydü. İkinci dönemde Çin bu işi biraz halletti. Ekonomik olarak da yine bir büyümeye yaklaştı. Japonya'da %5 bir küçülme söz konusu. Şimdi bunlara baktığımız zaman Avrupa'da ve yine İngiltere'nin dışında diğer ülkelerde %3-5 küçülmeler var. Bunun neticesinde insanların tabii hayatı çok önemli. Sağlık sektörü biraz daha dirençli olan, iyi olan ülkeler biraz daha iyi bir performans gösterdiler. Ama sağlık sorunları olanlar, hastane kapasiteleri yetersiz olanlar daha kötü günlerde oluyor. Şimdi bunun en çok zararını da en fakir olan gelişme grubundaki ülkeler, özellikle Afrika ülkeleri bunu çekti. Geçen de Dünya Bankası'nın raporunda diyor ki 100 milyon insan şu anda açlık sınırının altına düştü pandemiden dolayı. Bunun çoğu da Afrika, işte bir kısmı belki Güneydoğu Asya gibi ülkelerde, yani baktığınız zaman bunun öncesinde tabii çözülmesi lazım. Şimdi işsizlik tabii buna bağlı olarak da oldukça düştü. Amerika'da son işte 47 milyon kişi işsizlik müracaatı yaptı. Diğer ülkelerde yine rakamları bulmayalım. Bu rakamlar oldukça yüksek seviyelerde. Şimdi Türkiye'de de yine biliyorsunuz bu oranlar, işsizlik oranları en son açıklanan rakam %13.2 ile geçen hafta açıklanan rakam. Bu tabii önemli bir işsizlik oranı. Ama bazı durumlarda bazı tedbirler alınarak işte kısa çalışma ödeneğinin verilmesi, bunun biraz daha uzatılması, işte işverenlere bazı şeylerin, paket programlarının yapılması gibi bir takım tedbirler alınmaya başlandı çeşitli ülkelerde. Şimdi bu tedbirler tabii hepsi ekonomi ve işsizliği işsizliği azaltmak, ekonomiyi biraz canlandırmak amacıyla yapılıyor. Amerika'da önce 2.2 trilyon dolarlık bir paket açıklandı. Bu özellikle işçilere 600 dolarlık çekler verildi ve bunun yanında da bazı işletmelere bir takım tedbirler alındı. Özellikle KOBİ'lerde. Türkiye'de de yine bu alınınca bunlar önemli olmaya başladı. Tabii Türkiye'nin ekonomik hacmine göre baktığınız zaman bu paketler işte 1 trilyon TL falan. Şimdi bunların gayri safi milli hasılanın büyüklüğüne göre baktığınız zaman bu oranlar %2, %3 gibi değişik oranlarda Avrupa'da işte değişik ülkelerde İngiltere'de 500 milyar sterlin, Almanya'da yine 750 milyar euro, ondan sonra Amerika'da önce 2.2 trilyon dolar, Japonya'da 1 trilyon dolar, böyle paketler sunuldu. Ve bunların amacı hepsi ekonomiden zarar gören şeyler. Çünkü seneye biz iyi başlamıştık. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Böyle bir pandemi olayı yokken bu sene bütün perspektifler iyiydi. Dünya ekonomileri %3-5 büyüyecek. Türkiye için de %5-6 Dünya Bankası tahmini böyleydi. Bunlar şimdi tabii hepsi geride kaldı artık baktığınız zaman. Şimdi biz ileride ne yapabiliriz ekonomik olarak? Bu paketlerin neticelerini iyi bir şekilde alıp yaparsak o bunların tabii faydası olabilir. Şimdi dünya çapında baktığınız zaman burada faizlerde tabii çok büyük ölçüde düşüş başladı. Özellikle Amerika'daki Fed'in yaptığı faiz oranları %0.25 aralığına tekrar geldi. Yani 2008 seviyelerine geldi. Ve o zaman bu olay 4 sene falan sürmüştü. Şimdi bunun birkaç senede süreceği gibi gözüküyor. Şimdi bunun yanında diğer ülkelerde bu Euro'nun Japonya'nın faizleri de yine sıfıra yakın hepsi. Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz işte Merkez Bankası dün yaptı. Çok da şey. Ses geliyor. Kulaklık olmadan ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl yani? Kulaklıksız ya. Yapamıyorum işte. Kulaklığa bağlandı ya şeyler. O yüzden belki müsait mi diye sordum. Geldi mi? Devam edeyim mi? Hocam lütfen siz devam edin. Gürbüz Hocam, tamam. Hocam. Tamam. 10.25 bizde tabii bu faiz dün arttırılmadı ama
Gecelik faiz dediğimiz veyahut da fonlama faizi %14'lerde, 14.75 gibi bir durum. Yani enflasyonda biraz burada artma beklentisi olduğu için tabii böyle. Şimdi Türkiye'de tabii dolar biliyorsunuz pandemi sürecinde çok değer kazandı. Ve dolayısıyla o da enflasyonu etkiledi. Öncelikle buna baktığın zaman bazı sektörlerde bayağı bir zarar sektörlerde de bu pandemi sürecinde karlı duruma geçti. Mesela kargo sektöründe, yazılım sektöründe, güvenlik sektöründe önemli ölçüde bir artı değer yaratılmaya başladı. Yine marketlerde. Yurt dışında baktığınız zaman aynı paraları görüyorsunuz. Ama bunun yanında tekstil sektörü dediğiniz zaman mesela orada maske yapımcıları para kazandı da ne bileyim abiye kıyafetler yapanlar para kazanamadı. Onun yanında diğer sektörlerde de özellikle turizm sektöründe havacılık sektöründe de çok büyük düşüşler var. Bunlar tabii ki hem şirketlerin karlılığını hem de bunların borsa performansını etkiliyor. Ülkelerin borsa performansına baktığınız zaman V şeklinde bir yapı görüyoruz bütün ülkelerle hemen hemen. İlk pandemi başladığında Mart ayında ya da Şubat ayından itibaren böyle keskin bir düşüş oldu. Amerikan borsasında da bu 28 binlerdeydi. 15 bin lira kadar düştü. Sonra günde yine 28 bin lira kadar geldi. Bu borsa performansının şirketlerin karlılığıyla demek ki o bağının burada koptuğunu görüyoruz pandemi sürecinde. Türkiye'de de yine aynı yapı böyle bir 10 bin 100 bantında yani eski sisteme göre de işte 100 binle 110 bin 120 bine kadar bir ara çıktı ama şu anda işte stabil olmuş vaziyette. Şimdi baktığın zaman diğer ülkelerde finansal olarak baktığın zaman Amerika'nın bütçesini tabii yaparak önceden tabii belli ölçüde bütçe açıkları onlar da yine öngörmüştü ama bunu artık ikinci plana özünde almıyorlar pek. Onun yanında para arzını artırarak süreçten çıkmaya başlıyorlar. Faizleri de düşük olarak yapıp. Şimdi burada 6 trilyon dolarlık bir para basını söz konusu. Bu da önemli ölçüde ekonomide tabii bir küçülme olduğu için mal fiyatları fazla artmadığı için ne yaptı? Bunlar bu sefer gitti altın, gümüş gibi madenlerin fiyatlarını arttırdı. Bunlar da dünya piyasalarında yüksek bir orana geldi. Şimdi petrole olan talep o kadar artmadı. Çünkü insanların ulaşımı vesairesi biraz kısıtlandığı için de onlar düştü. Bir ara petrol fiyatları Amerika'da West Texas eksi 20 dolara kadar gitti. Çünkü bunları alıp hemen boşalması lazım ve insanların üzerine para verdiler. Yani öyle oldu. Bizde de dünyanın işte Brent petrol dediğimiz Türkiye'nin de fiyatlandırıldığı petrolde önce bir 60 dolarlardan başladı, bir 20 dolarlara kadar indi. Şu anda 40'larda stabil olmuş vaziyette. 40-42 dolar öyle geliyor varlık fiyatları. Türkiye'de dolara bağlı olarak tabii ki biraz artış söz konusu oldu TL'deki düşüşe, dolara göre düşüşe göre. Bunlar tabii göz önüne alındı baktığınız zaman. Şimdi burada bazı madenlerde değer artışı derken bu tabii altına bağlı oluyor. Daha çok altın ve gümüşün bunların fiyatlarında bir artış söz konusu. Çünkü fazla basılan dolar fazla harcanmadığı için bu sefer altın fiyatları tabii şişti orada. Yani baktığınız zaman ons fiyatları tabii 2000 dolarlar civarında falan yine 1900'lerde falan şu anda stabil hale geldiği gibi. Bundan sonraki tahminler ne olur? Bazı bankaların tahminlerini işte ben gördüm 2200 dolar falan diyor sene sonu. Ons fiyatı. Bazıları 2000 diyor. Orada pek bir anlaşma yok baktığınız zaman. Şimdi bunların yanında Türkiye'de yapılan bir takım dış ticaretlerle ilgili rakamlara bakıyoruz. Orada da büyük ölçüde bir düşme var. Mesela 3. çeyrekte baktığınız zaman ihracatta aşağı yukarı %20'lik bir düşüş var geçen seneye göre. İthalatta da yine %25-30 civarında bir düşüş var. Dolayısıyla burada tabii dış ticaret açıklarında belli ölçüde
bir çerta çekene devam ediyor. Ama onlar kontrol edilebilir düzeyde baktığınız zaman. Şimdi işin finansal tarafına geçtiğimiz zaman burada önemli olan bir şey, özellikle Akdeniz ülkelerinde oranının çok fazla yüksek oranda olması, bunların tabii borçluklarını gelen gündeme getirdi. İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan. Yunanistan burada başarılı oldu. Yunanistan'da biraz kontrol altında ama diğer ülkeler çok yüksek oranda hastalıklara, ölümlere yol açtı ve ekonomileri bunların belli ölçüde sarsıldı. Ve bunlar devlet borçlanmalarını arttırmaya başladılar. Ve ondan sonra Avrupa Birliği'nde dediler ki biz bir ortak fon çıkartalım. Kuzey ülkeleri de bunları desteklesin. Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç gibi, Norveç çok böyle. İsveç, Danimarka gibi ülkeler. Biz ortak bunu yapalım. Bunun görüşmeleri yapıldı. Fakat bu kabul edilmedi. Yani onun yerine ne yapıldı? Bu sefer biz sizin borçlarınızı biraz daha arttıralım. Ama biz kendimiz size garantör olmayalım. Siz kendi başınızın çaresine bakın. Ve dolayısıyla bu şekilde borçlarınızı döndürmeye bakın tarzında oldu. Şimdi borçluk oranları çok arttı. Yani baktığınız zaman İtalya'nın gayri safi milli hasılasına göre borçluğu şu anda %120. İspanya'da %60 kontrol edebilir bir durumda. Fransa'da da öyle. Belçika'da da %120'lerde. Şimdi bu tabii çok büyük oranda bir şey getiriyor, borçluk zinciri getiriyor. Yunanistan zaten çok büyük oranda borçlanmıştır. Yani gayri safi milli hasılanın bunlar %200'lerde falan borçluk durumlar. Ama Yunanistan'ın geliri gayri safi milli hasılasının %15'i turizmden geliyor. Şimdi özellikle Türk turistler adalara falan bu sene gidemediler. Avrupalılar da fazla gelmiyor Yunanistan'a. Ve dolayısıyla bunlara borçlan bunu finanse etmeye çalıştılar. Şimdi Türkiye burada borcu fazla oranında değil. Baktığınız zaman yani Türkiye'nin ekonomisi 800 milyar dolar dersek 450 milyar dolar gibi bir borcu var. Bu da %60 gibi falan bir oranda. O kontrol edilebilir düzeyde. O bakımdan bir sıkıntı yok. Fakat Türkiye'nin parası bir euro falan kullanmadığı için ne yapılıyor? Özellikle CDS dediğimiz borçlanma faizleri tabii yüksek olduğu için siz orada biraz daha pahalıya dış kredi alma durumuna karşı karşıyasınız. Ama kaldı ki şu anda zaten dış kredilerde belli oranda azalmış vaziyette. Uluslararası bankalar yaptığı bu çare olarak. Ama devlet borçları da seviyesi fena değil. Yani biraz belki faizi yüksek. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman önümüzdeki finansal yapı itibariyle ekonomilerde, bütün dünya ekonomisi de dahil tabii Türkiye'de bu etkiliyor. Belli ölçüde bir yavaşlama söz konusu. Ha, bu hemen bir senede giderilir mi? Bir senede giderilmesi zor. Çünkü diyelim ki işte pandemi geçti. Siz herkes dışarı çıktı bilmem ne. Bilmiyorum. İnsanlar gene korkarak falan lokantalara gidecek herhalde ya da bir çarşıya pazara gidecek. Yani birdenbire bir hızlanma olmaz ömürlerde. Biraz daha zaman alacak. Belki iki sene içinde falan bunlar tam olarak durur. Tabii kaldı ki yeni bir kriz inşallah gelmez. Tabii buradan çıkarılacak dersler çok önemli. Ülke olarak biz ne yapabiliriz dersek ülkeler arasındaki gelir farkı açıldı. Yani zengin olanlar biraz daha zengin oldu. Euro para kazandı işte. Dolar, euroya göre de o kadar fazla artmadı. Onun yanında Japon yeni vesaire bunlar arttı. Çin olayı kurtardı. Çin'de yine korkunç döviz rezervi var. Dünya Merkez Bankalarının döviz rezervi toplamı 9 trilyon dolar bugün. Bunun 4 trilyona yakını Çin'de. Şimdi buradan tabii ne yapıyor? Amerikan izne bombalarını 0.25 faizle alıyor. Burada bir bin olayı var. Yani Çin tabii ihracatını yine yapmaya devam ediyor. Bir miktar düşse bile, yani 20 senedir ilk defa düştü ama yine dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor. Şimdi önümüzdeki dönem ne olur artık buna bakalım. Önümüzdeki dönemde bazı değer yargıları tabii ki değişecek. Bu insanlar uzaktan eğitimde vesaire. Buradan ben pandemi geçerse ne oluyor? Bunların ben tekrar yüz yüze eğitime doğru gideceğini zannediyorum. Ama şeyde yine uzaktan eğitimde yine bir şekilde bazı derslerde gidecek, bazı programlar olacak. Eğitimde çok önemli olan bir şey, biz tabii dışa açılma sürecini iyi bir şekilde atlattık. Mesela bu sene
gelen öğrenci sayısında bir azalma yok. Yine talep ediliyor Türkiye. Hem fiyatlar biraz daha düşük, hem özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden, İran, Azerbaycan'dan, Filistin'den, Afrika'nın bazı ülkelerinden bayağı bir öğrenci talebi var. Şimdi bu hem bizim üniversitemde baktığınız zaman bütün üniversitelerde aynı şekilde. Bu tabii kişilerin servetini de çok etkiledi. Bir takım insanlar tabii gelir kaybettiği için fakirleşti. İşte Afrika çok zor durumda bunu diyoruz ama dünyanın en zenginleri daha da servet koydu. Mesela Jeff Bezos 74 milyar dolar servetini arttırdı. Bugün Jeff Bezos serveti 185 milyar dolar. Bu dünya üzerindeki 140 tane ülkenin gayri safi milli hasılası toplamından daha fazla. Tek bir kişide toplanıyor bu. İşte baktığınız zaman 100 milyarlık insanlar grubuna bu işte Elon Musk olsun, Tesla'nın sahibi, ondan sonra bu Microsoft'un sahibi vesaire. Bunlar da zenginliklerini daha da fazla arttırdılar. Şimdi bunlar bazıları Microsoft'un sahibi ne diyor? Aşının üzerindeler. Aşı yapılırsa işte bunu dağıtalım, parası bilmem neyse nasıl olacak? İşte bazıları bunu hala, orada bir kaos yaşanıyor esasında. Kim aşıyı yapacak? Kim bunu dağıtacak? Kim bundan faydalanacak? Bunlar pek net belli değil. Ama herhalde büyük ellerde kalacak bu iş. Yani gene burada büyük şirketler alacak. Gene Afrika ülkeleri falan buna çok rahat ulaşacaklarını zannetmiyorum. Yani oradaki durum biraz daha tehlikeli. Burada tabii Dünya Bankası'nın projelerinde, birkaç tane yaptığı projelerde bu ülkelere girelim. Latin Amerika ülkeleri özellikle kötü. Bunları da gene yapalım falan deniyor ama dünyada böyle bir korona olayında insanların işte 1 milyon 200 bini gidiyor ölenler. Çok büyük bir rakam tabii. Bir de böyle bir şey yoktu. İşte tartışılan konular var. Yani tabii temizlik, maske, mesafe bunlar söyleniyor. Güzel. Ama bunlardan daha da önemlisi bence insanların bağışıklık sisteminin iyi olması lazım. Yani baktığın zaman fakir zengin dinlemiyor. Yani devlet başkanlarına bakıyoruz. Hangisi koronaya karşı geldiyse, koronayla hafif aldıysa onlar korona oldu. Yani Amerika öyle oldu, Brezilya, İngiltere, İtalya'nınki öyle oldu falan. Bunlar dolayısıyla tabii yine o şekilde gidecek. Yeni dengeler oluşacak. Biz tabii Türkiye olarak belli ölçüde bunu iyi idare ettik. Yani Yunanistan daha da iyi idare etti yalnız. Yani baktığınız zaman bir takım kriterler aldı, bir takım kıstaslar aldı. Biz de Türkiye olarak bunu şey yapmadık. Hatta Türklerin bugün girmekte zorlandığı Avrupa işte birliği ülkelerinden Fransa, İspanya, bunlar hani Türkleri çok kolay almıyor, bize vermiyorlar TC vatandaşlarına ama baktığınız zaman oralarda daha büyük sıkıntılar var. Yani vaka sayısı Fransa'da geçen de 35 bini buldu. İşte ne bileyim İtalya'da yine 30 binleri buldu. Hani bizde de inşallah azalacak yani 2 binleri falan buldu. Yüksek bunlar. Yani artış var tabii ki. Ama ben bunların azalacağını zamanla zannediyorum. Ve tabii işsizlik olayı biraz daha ön planda olmakla beraber şirketlerin artık bunlara yaklaşımı, onlar da olumlu yönde yaklaşıyorlar. Borçlar da kontrol edilebilir durumda. Gene bazı sektörlerde kaybeden kazanan sektörleri söyledik ama orada ev kredilerinin ucuzlaması, ondan sonra araba tüketici kredilerinin ucuzlaması. Bunlar bir ölçüde insanlar başta bir talep yaptılar ve bayağı bir satış rekorları kırıldı. Ama sonra bakıyorsunuz bu fiyatlara yansıyor. Yani fiyatlar arttı bir yandan. Arabalara da bir ÖTV'ler falan gelince tabii onlar onu dengeledi. Şu anda yine kriz öncesindeki alım gücüne göre döndü. Şimdi Türkiye için ben önümüzdeki yıllarda pandemi sonrasında en büyük sıkıntının ben gayri safi milli hasıla artışında olacağını zannediyorum. Çünkü bakın Türkiye'de 2000 yılından beri bir artış yok. Yani baktığın zaman o zaman işte 3000 dolardı, sonra bir ayarlama yapıldı, 7000 dolara çıktı. Ama 10.000 dolardayız şu anda, hatta 9.000 dolarda falan en son rakamlar. Burada o yıllarda Almanya falan 25.000 dolardı falan. Şu anda Almanya 83.000 dolarda. İsviçre 93.000 dolardı. Lüksemburg 125.000 dolarda. Yani İngiltere 60.000 dolarda. Yani bizim artık biraz daha fazla büyümeye yönelik sanayileşme, servis sektörü vesaire bunları da yapıp oralarda bunları teşvik edip oralardan büyümeyi sağlarsak ben ileride hem dış ticaretin daha fazla artacağını
hem ülkenin daha fazla büyüyeceğini ve kontrol edilebilir bir durumda olan işte borç yapısında gene bu şekilde devam edeceğini zannediyorum. Finansal sektör açısından da baktığınız zaman tabii ki sadece borsa olayı olarak bakmamak lazım bu olaya. Bankaların yapısı, bankaların şu anda devlet bankaları dışında düşük faizli kredileri özel bankalar pek yapamadı maliyeti göz önüne alındığında. Ama bunların da gene kontrollü bir şekilde devam edeceğini zannediyorum. Yalnız tabii sektörü çok fazla müdahale olması biraz sektörü yıpratıyor açıkçası olay bu. Onları iyi bir şekilde kontrol etmek çok önemli. Devletin burada yol gösterici olması lazım. Gene bir finansal merkez olayı habire gündeme gelip duruyor 20 senedir bulamıyor. Onun yapılması lazım ki Türkiye çünkü çok avantajlı bir durumda. Yani hala şu var, Almanya'dan Çin'e kadar en büyük üretici özel sektör Türkiye'de. Yani bunu bu dinamizmi harekete geçirmek lazım. O da tabii gene bir imkan veriyor insanlara. Bunun da ileriye biraz daha finansal merkeze doğru gitmek, para kontrolünü biraz daha uluslararası hale getirmek gibi durumlarda ben finans yapısında daha iyi olacağını zannediyorum. Zannediyorum benim zamanım doldu. Evet ben hocam. Da söz vereyim. Evet hocam. Şimdi burada ben bırakacağım. Kusura bakmayın 11'de de toplantım var, ayrılmak zorundayım. Fakat bu benim için çok büyük bir şerefti, çok büyük bir ilgiydi ve ben diğer hocalarımla yüz yüze gördüğüm için de çok seviniyorum ayrıca. İnşallah ileride böyle karşılıklı fiziki olarak da bir araya geliriz. İleriki kongrelerde hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinize sevgiler, saygılar. Sağ olun. Evet. Sayın hocam, asıl biz çok teşekkür ediyoruz. Bunca yoğun işinizin, gücünüzün, mesainizin arasında vakit ayırıp bizlerle değerli bilgilerinizi, gözlemlerinizi, analizlerinizi paylaştığınız için çok kıymetli bilgiler verdiniz. Finans sektörüne, finans dünyasına, muhasebe meslek mensuplarına, muhasebe akademisyenlerine kesinlikle içinden herkesin kendi payına çıkarımlar yapabileceği, öngörüler yapabileceği, bir takım risk tahminlerinde bulunabileceği açık işaretler sundunuz. Ben tabii sizin ayrılmadan önce bilemiyorum hocalarımın, değerli hocalarımın soruları var mı acaba? Hocam ayrılacak ayrılmadan önce varsa onları şey yapayım. Yoksa ben bir tane aklıma gelen bir soru var müsaadenizle hocam. Bu farklı görüşler var. Bu pandeminin finans sektörüyle reel üretim sektörünü birbirine yakınlaştırdığıyla ilgili bazı değerlendirmeler, bazı okumalar yapmıştım. İlginç geldi. Yani bir dönem finans dünyası tamamen uçtu koptu reel sektörden. Rakamlar birbirine şey yapmıyor, kavuşmuyor deniyordu. Özellikle işte finansal kriz dönemlerinde. Şimdi tekrar böyle bir yakınlaşma, yani sizin böyle bir şeyiniz var mı, gözleminiz, tespitiniz? Doğru, ben katılıyorum ona. Yani tabii 2008 krizi Amerika'dan başladı. Oradaki kağıtlar olduğu değerde değildi. İşte sigorta ödeyip de o sigortalar kağıtların değerini daha iyi bir yere getirmişti. Böyle trilyonlarca dolarlık şeyler, işlemler sonra birdenbire bir çöküş oldu. Şimdi şu anda daha reel sektöre doğru gidiş hem ekonomilerin büyümesi açısından olumlu olacak. Hem de talepler de o tarafa doğru zaten. Ayrıca bir şey daha var. Burada uluslararası işbirliği de yine önemli, ön plana çıkıyor. Mesela işte Amerika'daki FED ne yaptı? Bizim Merkez Bankası'yla bir swap anlaşması yaptı. Biz bunu fonlayacağız diye 15 milyar dolarlık bir limit verdi. Biz bunu inceledik. Hatta Trakya Üniversitesi'nin dergisinde de çıktı bu. Yeni onu merak eden arkadaşlarımız okuyabilir. Biz bunu Meksika ve Brezilya ile karşılaştırdık. Onlara 60'er milyar dolarlık limit verildi. Brezilya'da daha o tarihe kadar bunu kullanmamıştı. Meksika kullandı biraz. Sonra Katar'la 10 milyar dolarlık yapılan bir swap anlaşması var. Burada insanlar birbirine yardım ediyor. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervleri belli ülkelerde biraz azalıyor tabii.
Ama böyle bir yardımlar da söz konusu olabiliyor. Ve dolayısıyla bu da tabii bir başlangıç aşamasında. Çok uluslu şirketler de tabii belli ülkelerdeki risk durumuna göre diyorlar. Türkiye'de de bazı işte bizim şirketler de uluslararası olabiliyor. Bunları tabii fonlayanlar genellikle yurt dışından oluyor. Türkiye'de de bazı yeni açılan şirketler olmakla beraber mesela finans sektöründe Citibank Türkiye'yi terk etmişti. Yani pek yararlı bulmadı. Bunun da sebebi işte biraz da belki ileride finans merkezine doğru gidersek daha yabancı sektörlerde gelebilir. Fonlama daha rahat olur ve maliyetler düşer. Dolayısıyla o maliyetlerin ben düşeceğini daha çok gelişmekte olan ülkelerde belli özel sektör seviyesi olan ülkelerde daha rahat olacağını zannediyorum. Çünkü fiziki bir varlık var olayda. Artık teminatlar sadece şeyler değil, fiktif olan şeyler de değil de bu tarz şeyleri finans sektörü daha fazla denemek istiyor. Tabii dünyadaki uluslararası para hacmi günde 6 trilyon dolardan 4 trilyon dolara düştü şu anda. Yani sınır ötesi hareketler, onunla biraz daha yavaşlama var. Ama pandemi sonrası ben bunun yavaş yavaş artacağını zannediyorum. Dolayısıyla sizin sorunuza cevap olarak hocam, ben de aynı düşüncede olduğumu söyleyebilirim size. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sayın Hocam, hocalarımın sorusu var mı acaba? Suudi Hocam ayrılmadan önce Süleyman Hocam, Ümit Hocam, Gülbüz Hocam. Evet. Benim yok, bekliyorum. Tamam. Tamam. Oldu. Suudi Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Minnettarız. Sağ olun hocam, size. Sağ olun. Evet. Hepinize iyi günler, sağlıcakla olun hocam. Sağ olun. Evet, şimdi Suudi Hocam'a çok teşekkür ettikten sonra Süleyman Yükşü Hocam sabırsızlıkla bekliyor. Hepimizin tanıdığı, hepimizin çok sevdiği 9 Eylül Üniversitesi'nden Süleyman Hocam yine şahsına münhasır özgün, orijinal bir çalışmasıyla, sunumuyla bizlerle karşı karşıya olacak. Estetik, felsefe ve muhasebe ilişkisi. Hepimiz hocamızın daha önceki çalışmalarında da o farklı, o özgün, o her zaman estetiği, her zaman felsefeyi zaten içinde barındıran bu çalışmalardan tanıdığımız, bildiğimiz hocamız bu sefer çalışmanın ana temasını estetik ve felsefe olarak seçmiş. Hep beraber hocamızı izliyoruz. Mikrofon ve ekran sizde Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu kongrenin sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu kongre biliyorsunuz uzun süreden beri yapılıyor. Uzun süreden beri başarıyla yapılıyor. Başta Ahmet Veycican Hocam ve ekibine, ekip olarak da dün akşamdan beri görüşüyoruz, Fatih Bayramoğlu kardeşim var. Candan teşekkür ediyorum. Muhasebe finansman camiasına çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bu katkının sonsuza kadar bu şekilde devam etmesini bekliyorum, istiyorum. Bu konuyu belirlerken kendi içimde Sayın Oktay Gülen'le hocayı da rahmetle andım. Slaytlarıma bakarken onun fotoğraflarını gördüm tekrar. Allah rahmet eylesin. Değerli arkadaşlar, bu teşekkür girişinden sonra ben bu arada bir tane karikatür koydum ekrana. Bu karikatürü katılımcı olan bütün hocalarımın izlemesini, okumasını, değerlendirmesini bekliyorum. Ve bu arada bir iki cümle daha söyleyeceğim. Sonra bu karikatürle ilgili minik bir soru ortaya atacağım.
ve sunumumun sonunda bu soruyu sizlerden almaya çalışacağım. Ümit Hocam'ın çok dikkatli okuduğunu görüyorum. Sunumun sonunda bir geri dönüş olacaktır diye düşünüyorum. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, çok değerli meslek mensupları. Bundan birkaç gün önce yine değerli arkadaşlarımız bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda COVID-19'un muhasebeyle ilişkisi kurulmaya çalışıldı. Bu çalışma esnasında çok değerli hocam Göksel Yücel, Profesör Doktor Göksel Yücel muhasebeyi başka bir açıdan tanımladı. Bir de COVID-19 ile ilgili olarak şöyle bir öneri getirdi. Bu öneriyi değerli bulduğum için ve önemli bulduğum için altını çiziyorum. Bundan sonra mali tabloların değerlendirilmesinde, bağımsız denetim raporlarının hazırlanmasında COVID-19 zararlarına ayrı bir pencere açılmalı, ayrı raporlanması gerekir diye ifade etti. Katılmamak mümkün değil. Şimdi bu cümleden hareketle bundan sonraki çalışmalarda bu yıl itibariyle gerçekleşti. Tahmin ediyorum önümüzdeki yılda da devam edecek. İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken belki zarar edecekler. Belki önceden daha fazla kar ederken daha az zarar edecekler. Eğer zarar söz konusuysa ve bu zararın bir kısmının nedeni COVID-19 ise bunu ayrı raporlamak önemli. Peki bu zararın tutarını hangi yöntemleri kullanarak hesaplayacağız? Bu yöntemlerin ortaya çıkartılması, önerilmesi de ayrı bir konu olarak ortaya çıkıyor. Ayrı bir çalışma konusu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi hocanın bu önerisinden sonra ben bu konu üzerinde yavaş yavaş düşünmeye başladım. Beyin düşünür derler ya, düşünmeye başladım. Ya COVID-19 zarar ettirir de kar ettirmez mi? Eğer raporlayacaksak, ayrı raporlayacaksak, zararı ayrı raporlayacaksak, karı da ayrı raporlamamız gerekiyor. Acaba COVID-19'un neden olduğu, ölçülmesi gereken, ayrı ölçülmesi gereken bir kar yok mu diye düşünüyorsunuz? Büyük oranda vardır. Bazı sektörler, biraz önce hocam anlattı, bazı sektörler çok ön plana çıktı. Mesela benim gözlediğim kadarıyla, parakendecilik ve sektörü ve sağlık sektörü bu nedenle sanki eskiye nazaran daha karlı çalışıyor gibi görünüyor. Örneğin bizim Mehmet Özbilecikli Hoca çileği çok sever. Çilek tarladan 1 liraya üreticiden alındığında kaça son tüketiciye satılırsa uygun olur diye düşünürsek 2 liraya uygun mu? Uygun olabilir. 3 olabilir mi? Olabilir belki, maliyetler vardır. 5 olabilir mi? Peki 10 olsa ne dersiniz? Son tüketici 10 liradan ulaşırsa ne olur? Peki İstanbul'da 25 liradan ulaşırsa ne olur? Bütün bunlar COVID'in yarattığı etkiler mi? COVID'den önce bu kadar bir fark var mıydı? Eğer normal karımız X ise, COVID nedeniyle 9x kar hesaplamışsa, bu 8x fazladan hesaplanmış kar söz konusuysa, eğer böyle bir kar varsa, ki olabilir, bazı sektörlerde olabilir diyorum, işletmeleri çok olumlu etkiliyor belki ama doğrusunu söylemek gerekirse ülke ekonomisini çok olumsuz etkiliyor gibi geliyor. Yani ülkeyi yönetenler de bununla baş etmek için belki uğraşmaları gerekiyor. Burada makul bir kar olması gerekir diye düşünüyorum. Daha önceki kongrelere katıldığımda çeşitli dinler açısından bakıldığı zaman İslam'da da Hazreti Muhammed döneminde karın şu kadarının makul olduğu, bu kadarının makul olduğuna ilişkin bir saplama yapılmamış. İslam'da yapılmamış. Diğerlerinde de hiç rastlamadım. Rastlayanınız varsa bilmiyorum ama şimdilerde bu oran çok yüksek olabilir. Bunun altını çizmeye çalışmıştım. Değerli arkadaşlar, değerli hocalarım, karikatürü okumuşsunuzdur. Çocuğu okutup da diyor, ziyan etmeyin diyor. Bu diyor iş adamı olsun, işini yapsın şeklinde yaklaşımda bulunuyor. Bu karikatürü beni sizden ricam, muhasebe bilgisiyle irdelemeniz. Sunumun sonunda
konuya ilişkin görüşebiliriz. Burada başka bir tane daha karikatür var. Bir akademi var. Matematik bilmeyen giremez diyor. İçeriye almıyorlar bunları. Birisi girmiş, tahminat yapmış belli görüyorsunuz. İki vida sıkmış, 150 lira almış. Daha fazlasını alanlar da var arkadaşlar. Hiç vida sıkmadan da alanlar da var. Şimdi vidayı sıkanlar diyor ki 150 lira eder miymiş? Benim hesabıma göre eder. Eğer benim hesabıma göre diyorsa matematikten biraz daha farklı bir yaklaşım söz konusudur. Bakın bu arkadaş hizmet sunmuş. İçeride hizmet sunmuş. Tamirat yapmış. Hocam biraz sonra konuşacak. Hizmet üretimine ilişkin hesaplardan bahsedecek. Hizmet sunmuş, dışarı çıkmış ve hesap yapmış. Yaptığı hesaba göre de 150 lira uygun bir fiyatmış kendisince. Peki bu karikatürü çizen arkadaşın biraz daha muhasebe bilgisi olsaydı, hani muhasebe meslek mensubu olmasını beklemiyoruz tabii. Acaba matematik bilmeyen giremez yerine muhasebe bilmeyen giremez der miydi? Dikkatinizi çekerim. Pacioli'nin yazdığı Summa Aritmetica bir matematik kitabıdır. Ama içinde muhasebe vardır. Zaman zaman hangisinin nerede başlayıp nerede bittiği çok anlaşılmayabiliyor. Burada da bir karmaşa var. Bu karikatürde de bir karmaşa var diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, muhasebe ve estetik konusunda konuşacağız. Muhasebe ile ilgili şimdiye kadar muhasebenin bilim olduğu, benim asistanlık dönemlerinde bilim olduğu, sanat olduğu tartışılmıştı. Bu tartışmalar sürerken, şimdi muhasebenin estetik olmayan bazı yönleri vardı eskiden. Çok el tutan işler derdi, çok rutin işler. O nedenle hemen böyle tırnak içerisinde söylüyorum, sıkıcı kelimesi böyle onun yanına yazılıverirdi. İnsafsızca yazılıverirdi. Bu kelime de beni çok sıkardı. Şimdilerde teknolojinin artmasıyla bu sıkıcılık yönü biraz kenara bırakıldı ama muhasebede, özellikle muhasebe mesleğini icra eden arkadaşlar için muhasebede bitmeyen bir iş var. Sonsuzluğa kadar süren bir iş var. Adli tatil falan yapmaya çalışıyorlar, hiçbir yararı yok. Adli tatilde bırakın işleri muhasebeciler yapıyor. Tatil yok yani. Estetik kavramını araştıranlar güzelliği araştırmışlar, sanatsal yaratıcılığın bilimini araştırmışlar, insanda güzellik duygusu uyandıran, güzellik duygusuna uygun olan güzellik duygusuyla. Yani estetik dediğimiz zaman bir güzellik var değerli arkadaşlar. İnsan güzellik ve sanat üçgeni içinde ele alınır. Tatlarla ilgilidir. Sanatla, güzellikle, tatlarla ilgilidir. Estetik kelimesi Yunanca bir kelime değerli arkadaşlar. Antik dünyadan geliyor. Estetiğin içeriğinde güzel var, güzellik var, sanat var, duygu var, duygusama var. Bir de estetiğin unsurlarını koymuşlar. Estetik özne. Yani estetik özne insan, algılayan insan. Estetik nesne, güzel özellikler taşıyan bir nesne. Doğada hazır olarak yapılmış veya insan eliyle geliştirilmiş olanlar. Estetik özne ve nesne. Konuyu özetlersek, estetik özne, estetiği algılayan kişiler, nesne ise, estetik nesne ise, güzelliği algılanan obje, estetik özneyi, estetik nesneye bağlayan, özel bağ kurmasını sağlayan estetik tutum. Estetik öznenin estetik tutum içerisinde olması beklenir. Güzel ve çirkinlik. Güzellik varsa bir de çirkinlik kavramı var. Bunlar görecelik kavramlar. Tarihsel dönemler içerisinde birbirinden farklılık göstermişler. Bakın Summa Theologica diye bir kitapta Aquinoğlu Thomas güzellikle ilgili şunları söylemiş. Denge, uygun oran, açıklık ve belirginlik ve bütünlük olarak ortaya koymuş. Denge, uygun oran, açıklık, belirginlik ve bütünlük. Yukarıdaki yazılanları görmeyiniz,
bu açıklamayı, denge uygun oran açıklık belirginlik, bu niye anlatıyor derseniz, aklınızda muhasebe çağrışır. Güzelliği tanımlayan kelimeleri bir araya getirdiğiniz zaman daha çok muhasebe düşünmeye başlıyorsunuz. Belki çok fazla muhasebeyle ilgiliyiz diye düşünüyorsunuz ama bu muhasebeyi çağrıştırıyor insanda. Bir de çirkinlik var bunun karşıtı. Biçim yokluğu, asimetri, uygunsuzluk ve şekilsizlik. Bakın bunları da düşündüğümüz zaman biçim yokluğu, asimetri, uygunsuzluk ve şekilsizlik. Yine muhasebeyle ilgili bir kavram geliyor aklıma. Yine kavramını çağrıştırıyor. Bir başka yazarda çirkinliği deformasyon ve iticilik olarak ifade ediyor. Güzellik kelimesini yerine koyabileceğimiz, yanına koyabileceğimiz, onu tamamlayan, onun yerine kullanabilecek birçok kelime var. Güzellikle ilgili olarak. Olağanüstü, göz alıcı, eşsiz gibi. Bir de çirkinlikle ilgili kavramlar var. Burada hemen benim gözüme ucube kavramı ilişiyor. Birçok kavram var ama bunu da anlatan, çarpıcılıktan bir ucube kavramı var. Eğer güzellikten, estetikten bahsediyorsak sanattan da söz etmemiz gerekiyor. Tinselin yani ruhsalın ve duyguların duygusallığı uzlaşmasından doğan bir uyum. Duygusallığın dışa vurumu, insanların duygu, düşünce ve heyecanlandırma biçimi vererek başkalarına anlatabilme çabası olarak tanımlanıyor. Sanatın oluşumunda birçok etken olmuş. Coğrafi koşullar, dini inançlar, toplumun özelliği, kültürel miras, Rönesans filan. Tarihsel süreç, mağaralara yapılan hayvan resimlerinden bugüne geldik ve ekonomik koşullar. Sanat eserlerinin ortak özellikleri var, bunları tahmin ediyorsunuzdur, şu anda yansıda görünüyor. Hayranlık, hoşnut ve haz duygusu yaratabiliyor sanat eserleri değerli arkadaşlar. Güzel ve güzelliğe baktığımızda, muhasebeyle ilişkilendirdiğimizde biçimdeki uyum. Biçimdeki uyum dediğimiz zaman tek düzenin uygulanması, denetim standartlarının uygulanması, denetim raporlarının oluşturulması, standart biçimde oluşturulması aklıma geliyor. Ölçülerdeki denge. Mali tablolarda hesaplar arasındaki bir ilişkinin denge içerisinde olması istenir, beklenir. Birçok hocamız anlatmıştır. Muhasebe bilançosundaki hesap gruplarının belli bir oranla birbirleriyle ilişkili olması gerekir. Mesela dönem varlıklar 100 iken yabancı kaynaklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar 1 ise bunun üzerinde durup düşünmek gerekir. Hoşa gitme. Muhasebe çıktılarının, muhasebenin temel prensip ve çerçevesinde üretilmiş olması ve tümüyle gerçeği yansıtması, muhasebe ile ilgili çevrelerin estetik özneler, yani muhasebeden beklentisi olan öznelerin hoşuna gider. Çünkü doğru ve güvenilir bilgi tüm estetik özneleri mutlu eder. Güzel ve güzellikteki muhasebe, uygun oran, mali tablolarda uygulanan oran analizinin makul olması, açıklık, muhasebenin tam açıklık kavramı, belirginlik, önemlilik ve özün önceliği kavramı, bütünlük, dönemsizlik kavramını çağrıştırıyor. Bir de biraz önce çirkinliğin özelliklerini saymıştık, asimetri, bilanço eşitsizliğini, uyumsuzluk, hesap kapatamamayı, şekilsizlik, mali tablo şekilsizliği, deformasyon, yaratıcı muhasebeyi çağrıştırıyor. Burada da bir bilanço var, bilanço kalemleri verilmiş. Birinci bilançonun güzel olduğunu, onu takip eden bilançoların, özellikle benim tarafından böyle hazırlanmıştır, öz kaynaklar eksik biliyorsunuz,
istikrar olmayan bilançolar olduğunu görüyorsunuz. İki gelir tablosu içinde söz konusu. Birinci gelir tablosu makul, güzel bir gelir tablosu gibi görünüyor. İkinci gelir tablosu satışlar 100 lira, faaliyet zararı 100 lira. Olmaz. Bunda bir çirkinlik var. Gelir tablosu 3'te de aynı şey söz konusu. Benzer bir şekilde zarar ortaya çıkıyor. Hesaplarda, hesap gruplarında estetik olabilir mi? Burada bir hesap grubu var. Bunu estetik hazırlamaya çalıştım. Bakarsanız estetik olmayan bir başka hesap grubu. Yine bir başka hesap grubu. Çok estetik mi? Dengeli dağılım göstermiş. Felsefe açısından baktığımız zaman matematiksel ve fiziksel görüş, Descartes şeylere karşı farklı bakış açısından soyut kavramları ele alan, matematiksel ve somut kavramları ele alan fiziksel görüntü. Türlerin yapısını, türler madde ve ruhtan, fizik ve metafizikten, maddi maneviden, madde ve bilinçten oluşmaktadır. Birinci töz, felsefede birinci töz maddedir. Duygularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan ve her durumda uzunluğu, genişliği ve yüksekliği olan ve uzayda yer kaplayan bir maddeden bahsediyoruz. İkinci töz metafiziktir, bilinçtir. Bilincin en önemli özelliği düşünmeye etkin olarak katılabilmesidir. Düşünür ne demiş? Düşünüyorum öyleyse varım demiş. Bu ikinci töz oluyor. Felsefede neden sonuç ilişkisine bağlı olarak davranılmaktadır. Bu görüşü Descartes kartezyen dualizmi olarak ortaya atmaktadır. Dualizm kavramı herhangi bir alanda birbirine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin ileri sürülmesi olarak tanımlanır. En yaygın olarak zihin kuramıdır. Dünyadaki yaygın olan dinlere derinlemesine kök salmış durumdadır dualizm. Dualistler hep zihin ve bilinç üzerinde çalışır. Acaba dualizm muhasebede var mı? Beyin bu konuda çok önemli. Etrafımızda herhangi bir şeye karşı duyduğumuz, organlarımızca hissedilen, beş duyu organlarımızca hissedilen şeyler, bir bilgi yığını var. Bu bilgi yığını algılamamızda, tanımlayarak beynimizi en doğru şekilde elemeye tabi tutulur. Sonuçta posası atıldıktan sonra, atılan bilgiden kalan kısım bilgi olarak beynimize aktarılır. Duyu organımızla dış dünyayı algılıyoruz. Sonra bunları beynimizde harmanlıyoruz ve bir eyleme geçiyoruz. Eyleme geçtikten sonra bu eylemimizin sonunda şurada görüyorsunuz maliyet ve faydasına katlanıyoruz arkadaşlar. Algı, değerlendirme, eyleme geçiyoruz. Eylemin sonucunda bir maliyet faydaya katlanıyoruz. Maliyete katlanıyoruz, faydalardan yararlanıyoruz. Peki, geçtiğimiz eylemin sonucunda bazı maliyetler var, biz bunlara parasal olanlar diyoruz. Parasal olanları birçoğunu biliyorsunuz. Faydalar var, parasal olanlar var. Aynı şekilde bazı maliyetlere katlanıyoruz, parasal olmayanlar var. Bazı faydalar var, parasal olmayanlar. Neler olabilir bunlar? Parasalları bir tarafa bırakalım, nakitle ilgili şeyler. Maliyetler, yorgunluk, bıkkınlık, acı duygusu, düş kırıklığı ve nefret. Daha birçok şey ekleyebiliriz buna. İnsan felsefi olarak algılayıp eyleme geçtiğinde bir maliyete katlanıyor, bu eylemin maliyeti var ve bundan sonucunda da bir getiri beklentisi var. Parasal olmayanlar, kendini iyi hissetme, kendini güçlü hissetme, haz duygusu, gurur. Mesela Vecid Hocam'a bakıyorum, böyle bir kongre düzenlediği için yaşadığı gururu hemen gülümsemeye başlıyor. Neden? Gerçekten gurur duyulması gereken bir eylem içerisinde. Ve sevgi dolu dünya görüşüne sahip oluyor. Bir de sonluluk, sonsuzluk var. İnsan sonluluk içindeki kişilik şeklinde tanımlanan bir varoluşsal paradoks içinde bulunur. Geliştirdiği sembolik kişilik ile varlığın
varlığının ve evrenin bilincinde olup düşünsel olarak sonsuza uzanırken zaman ve ölümle sınırlandırılmış ve bu koşulları değiştiremeyen bir sonluluk içindedir. Aynı şekilde bir süreklilikten söz edebiliriz. Felsefe ile muhasebeyi ilişkilendirecek olursak, felsefede neden sonuç ilişkisi var? Maliyet, muhasebede maliyet fayda ilişkisi var. Geçmişi hatırlamak isteriz, geleceğe iz bırakmak isteriz. Rahmetli Oktay Hocam bunu çok yapardı. Geçmişe, gelecekte iz bırakmak için iki şey yapmaya çalıştı demişti bana bir keresinde. Kendisi hep yapmıştı. Bir ansiklopedi yayınla, iki sözlük yayınla. İkisini de kendisi yaptı. Geçmişten hatırladığımız, bütün toplumlar tarafından hatırlanan Adem ile Havva'nın cennetten kovulması meselesi. Herkes bunu hatırlar. Sanki dün yaşanmış gibi. En çok hatırlananlardan bir tanesi de Brutus'un Sezar'ı öldürmesidir. Yeryüzünde yaşanabilecek en büyük ihanet. Geriye doğru baktığınızda büyük ihanetler yaşamışsınızdır. Ben de yaşadım. Birilerini birinci sıraya koyuyorsunuz. Dünya Brutus'u birinci sıraya koymuş. En büyük geleceği izler. Piramidi yapmışlar. Binlerce insanı kullanarak. Ve Mona Lisa. Şu büyüklükte bir tablo bu. Louvre'da sergileniyor. Herkes gidip onu tavaf ediyor. Bakın Mona Lisa'nın yanında bir de şöyle bir tablo var aslında. Belki bu tablo daha güzel. Bu tabloyu gördüğünüzde hoş bir duyguya kapılıyorsunuz. Mona Lisa'ya gidiyorsunuz. Ha buymuş, bu muymuş filan diyorsunuz. Ama burada da davranışsal açıdan bir yönlendirme var. Bütün dünya Mona Lisa diyor, birinci sıraya onu koymuşlar. Muhasebede de dualizm var. Yansıda gördüğünüz varlık, kaynak, borç alacak, gelir gider ve kar zararı, bunları daha birçoğu eklenebilir. Biliyorsunuz ve muhasebedeki dualizm de bu şekilde algılanabilir. Sonsuz geçmişten gelecek sonsuza var olacak dualizmde iyilik ve kötülük diye iki tane kavramı ortaya koyuyoruz. İsteyerek iyilik, bilerek kötülük. Bu da bir dualizm. İsteyerek iyilik birçok kişi yapmıştır. Bilerek kötülük. Bilerek kötülük işte bu çok zor. İtiraf edilmesi çok zor. İnsanoğlunun en büyük özelliği inkarmış arkadaşlar. Bunu da yeni öğrendim. Ve derler ki insanoğlu hep inkar eder. İnkar ettiği birinci sıradaki unsur ise ölümü inkar eder. Bakın biz o kadar organize olduk ki şu anda yarın ölmeyecekmişiz gibi davranıyoruz. Sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi. Ne kadar önemli bir iş yaptığımızı herkes görsün. Hazırlanıyoruz. Akşamdan beri birçok bağlantılar yaptık. Sabahleyin heyecanla geldik. Mikrofonun başına geçtik. Konuşmaya çalışıyoruz. Ama birçok şeyi inkar ediyoruz. Kötülükleri de inkar ediyoruz. Futbol maçlarına bakın. Fatih Terim der ki ben ne yaptım? Futbolcu der ki ne yaptım? Adamın ayağını kırıyor. İyilik görüntüsüyle kötülük, kötülük görüntüsüyle iyilik, bu da bir dualizm. İyilik görüntüsüyle kötülük. İyilik yapmaya çalışıyorsunuz, kötülük hasıl oluyor. Kötülük yapmaya çalışıyorsunuz, iyilik ortaya çıkıyor. Bunun birçok değerli arkadaşlar. Bu filmi seyretmişsinizdir. Yahudilerin katledilmeye çalışıldığı ve o arada onları kurtarmaya çalışan Schindler'in listesi. Bütün mahkumları filmi seyretmişsinizdir büyük oranda. Vagonlara koyuyorlar, güneşin altında sıcakta, çok sıcakta nefessiz kalıyorlar, susuz kalıyorlar, ölmek üzereler. Vagonlarla nakledilecek. İstasyonda bekliyor. Başrol oyuncusu
muslukları açıyor, onlara zarar veriyormuşçasına, üzerlerine su sıkıyor, kötülük yapıyormuşçasına. O arada onların ısısını düşürüyor, sıcaktan ölmelerini engelliyor. Artı üzerlerine su sıkarken su içme imkanı, birkaç yudum su içme imkanı da doğuyor onlar için. Bu yönüyle bu film çok ilginç. Kötülük görüntüsüyle iyilik. Kötülük görüntüsüyle iyilik. İyilik görüntüsüyle kötülük de yapılabilir. Bunu da örnekleyebiliriz. Onun örneğini siz verebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, sonuç kısmına aynı şekilde bu karikatürü yine koydum. Sözlerimi bitiriyorum. Eğer muhasebe bilgisi açısından kritik bir yaklaşımda bulunacak olursak bu karikatür için ne söyleyebiliriz? Aklınıza gelen bir şey var mı? Baloncukların içine baktığımız zaman aklınıza gelen bir şey var mı? Daha önce bazı arkadaşlara sormuştum. Selahattin falan biliyor mesela. Selahattin söylemesin. Hocam burada bir cevap var. Karikatür, müsaadenizle okuyorum. Allah. Yılmaz Uzun isimli katılımcı. Karikatürde anlatılmak istenilen bir toplumda eğitim diploma değil de ticaret yetenek tercih ediliyorsa diplomalıların eğitiminde yetersizlik vardır ya da eğitimsiz diplomasız hakimiyeti baskındır. Uzun vadede eğitimsiz ticari yetenek sürdürülemez şeklinde yorum yapmış. Arkadaşımız mı? Evet, Yılmaz Uzun. Evet, muhasebe bilgisi açısından eleştirel yaklaşacak olursak, Ümit Hocam bir şeyler söylemek istiyor. Buyurun Ümit Hocam. Hemen şey yapıyorum, sanıyorum sesi kapalı. Açabiliyor muyuz sesini? Okuyamadım. Nerede? Hemmut. Tamam. Basıyorum. Açılmıştı. Yani ben açıyorum. Ümit Hocam açması gerek. Açtım ama. Açtım. Tamam süper. Duyuluyor mu şimdi? Tamam. Şunu demiştim. İyilik adıyla kötülük yapıyor galiba bu adam. Çünkü ben öyle algıladım. Eğitimsiz kalması o çocuğa iyilik demek değildir. Ha, ama tabii ki o sizin söylediğiniz de çok doğru Ahmet Hocam. Yani daha önce okuduğunuz az önceki her eğitim alanda yeterli eğitim alamadığı için işsiz kalıyor. Öyle de bir yaklaşım var diyorum. Teşekkür ederim hocam yaklaşımlar için. Ben vaktinizi almadan kendimce çıkarımımı söyleyeyim. Birinci satırdan sonra dükkanda dur dedim diyor. Bütün borçları topladım diyor. Borçlar toplanmaz. Alacaklar toplanır. Borçlar dağıtılır veya ödenir. Alttaki satırda da toplancıya ödeme vardı bugün. Onu ertelemiş. O borç işte. Borcu ertelemiş ama alacakları toplamış çocuk. Tahsilat yapmış yani. Piyasadaki en zor işi yapmış. Orada borç yerine alacak demesi gerekiyordu. Eğer biraz daha muhasebeye yakın olsaydı diye düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağlık diliyorum. Hocam bu borçlar deyince uyanık birisi vefat ederken şey demiş, bütün borçlarımı helal ettim şeklinde. Şimdi o geldi aklıma. Evet. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bizi farklı alemlere, farklı dünyalara götürdünüz. Öbür taraflara kadar gidip bu taraflara tekrar geri geldik. Saatimi de kontrol ediyorum. İyi de oldu. Cuma ile ilgili bir şey oluştu zihnimde şimdi. Oturumun süresini fazla uzatmadan vaktinde bitirip o duygular içerisinde şey yapalım yani o konuda. Evet.
Şimdi öncelikle Süleyman Hocam'a çok çok teşekkür ediyoruz. Soru varsa, Süleyman Hocam'a yönelik soru varsa alabiliriz. Yoksa ben müsaadenizle bana iletilen herhangi bir soru yok. Diğer hocalarımızın da yoksa Ümit Gücenme Hocam'a geçmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi'nden. Ümit Hocam bize ticari karın önemine binaen, ticari karın öğrenilmesi, anlaşılması noktasında Türkiye'de ticari kar raporlamasına geçişle ilgili son gelişmeler üzerine bir sunum yapacak. Ben ekranı ve mikrofonu hazırlıklardım. Hocam tamamsa bırakacaktım ama Süleyman Hocam ekranı sanırım kapatmadı henüz. Hocam ekran paylaşımını kapatabilirseniz Ümit Hocam şeyini açabilir sanırım. Evet, tamam. Teşekkür ederim Süleyman Hocam. Teşekkür ederim. Evet, Ümit Hocam siz açabiliyor musunuz sunumunuzu? Açtım. Geldi mi acaba? Görüntü geldi mi? Geldi. Çok güzel görünüyorsunuz hocam. Çok güzel. Tamam. Ben de görünüyorsam fazla görünmek de istemiyorum zaten. Çünkü ben şimdi Süleyman Hocam'ın az önceki sözlerinden atıf yaparak birkaç konuyu yakaladım. Kendim açıklama yapmak istiyorum. İşte güzellik, denge, simetri dedi. Şu anda hiç simetrik görünmediğimin farkındayım da önce onu açıklayayım. İki günden bir diş ağrısı çekiyorum. Diş tedavim var. Sağ tarafımda bir şişlik olduğundan dolayı köşede görünmeyi tercih ederim açıkçası. Hocam çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onun dışında ben bu konuyu niye seçtim derseniz bir defa önce şunu söyleyeyim. Önce teşekkür etmek istiyorum, pardon, sözlerime başlamadan önce bu güzel kongrenin organizasyonunda görev alan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet Vecdi Hocama çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum, başarılı geçmesini diliyorum. Konuyu neden seçtim onu açıklayayım. Çünkü az önce yine Süleyman Hocama atıf yaparsam, karikatürde ne vardı? Matematik bilmeyen giremez. Gerçekten de. Matematik ve muhasebe bilmeyen hiç kimsenin iş hayatında yer alamayacağını düşünüyorum. Hatta iş hayatının dışında bile insanların hayatında alacağı kararlarda muhasebe hafiften illa bir denge olmak zorundadır. Matematik bilgisi olmazsa olmazdır çünkü o bir düşünce tarzıdır. Dolayısıyla şimdi biz muhasebe eğitmeniyiz. Öğrencilerimize muhasebe anlatıyoruz ve ilk başlangıçta bile biz deriz ki muhasebe önemlidir. Hele işletme bölümüne ders veriyorsak işletmenin hangi departmanında olursanız olun mutlaka muhasebe bilgisini kullanmak zorundasınız deriz. Ve ben üzüntüyle görüyorum ki işletme dışındaki iş hayatına mezun veren bölümlerin bazılarında matematik dersleri kaldırılıyor, muhasebe dersleri kaldırılıyor. Gerçekten bunu üzüntüyle izliyorum diyebilirim. Ha, muhasebe dediğimiz zaman da ülkemizde bizim bir vergi muhasebesi yaklaşımı var malum. Ve hiç de onu kastetmiyoruz biz eğitim verirken. Ticari kârdır diyoruz, vurguluyoruz ama mezun oldukları zaman öğrencilerimiz ne yazık ki o vergi akımının içerisinde kaybolup gidiyorlar. O nedenle ben ticari kâr raporlamasına vurgu yapmak istedim. Ha, son gelişmeler derken de tabii ki faaliyetleri özellik arz eden sektörleri kastetmiyorum. Hani bir üretim, bir ticaret işletmesindeki kar raporlamasına ilişkin nelerimiz var? Standartlarımız var. Dolayısıyla o standartlarla ilgili açıklamalar ve son gelişmeler derken de bizim bir kümi taslağımız var malum. Bekledik. Yani 2021 yılının başında uygulamaya geçilecek denmişti taslakta. KGK tarafından hazırlandı. Önemli bir şeydi. Biz yani eğitmenler olarak, akademik dünyasındaki insanlar olarak tabii ki buna ilgi gösterdik. Çünkü çok aç olduğumuz bir
konu yerleşecekti. Keza standart hesap planı hazırlandı KGK tarafından. Ha, şu anda eksikleri, gedikleri var mıdır? Yani değiştirilmesi, gözden geçirilmesi gereken yerler var mı? Var evet, ama o da yani hani yasal kayıtlara göre düzenlenmiş tabloların, vergi tabloları demeyeyim, hiç sevmiyoruz onu ama vergi kayıtları, yani yasal kayıtlar üzerinden hazırlanmış tabloların standart gereklerine dönüştürülmesi yaşanıyor ülkemizde. Bir yerde de mecburen yaşanıyor diyebilirim. Halbuki işletmelerin ikinci kayıt olarak, bu şartlarda bile ikinci kayıt olarak standart gereklerine göre kayıt yapması gerekir. Şu an itibariyle henüz yasallaşmamış, yani resmi gazetede yayınlanmamış bile olsa, o hesap planının bu ihtiyacı karşılayabilir niteliği var. Ve bunun farkında olması işletmelerin gerekiyor diye düşünüyorum. O nedenle onu da vurgulamak istedim. Ümit Hocam, Çok özür diliyorum. Hocam, sunumunuz açık değil. Belki onu açık zannediyor olabilirsiniz ama. Açık zannediyorum, evet. pardon. Ekran paylaşımı. Şöyle paylaştım. Share screen bastım. Share. Şimdi geliyor hocam. Şeyde açık olmadığı için. Hocam şimdi ekranınız zoom geldi ama arka planda şeyiniz açık değil mi? Sunumunuz açık değil mi hocam? Açık. Şu anda ekranınızı görüyoruz. Bir dakika. Kapanmış. Niye kapandı şimdi? Tamam, bir saniye. Şuradan açıvereyim. Geldi mi? Şimdi geldi. Geldi hocam. Mi benim ekranım? Geldi hocam. Tam ekran yaparsanız... Ekran önemli çünkü... Efendim? Tam ekran aşağıdan yaparsanız hocam, o kadeh gibi olan şeye basarsanız... Orada değil hocam. Orada değil. Az önce geçtiniz. Eksi işareti var ya, onun yanı hocam. Artı eksi var ya, eksinin yanındaki. Eksinin solundaki. Yukarıda mı? Yukarıdaki mi? Altta hocam, altta. En altta. Kadehe benziyor. Şu mu? Hayır, aşağıda hocam. F5'e... Tamam hocam. Tamam, okey. Tamam. yani biraz tecrübesizlik var bu anlamda. Zoom'u da hiç kullanmadım. İlk defa kullanıyorum ben. Bizim üniversitede farklı bir... Google Meet'ten yapıyoruz derslerimizi de. Olur hocam. O kadar. Buyurun hocam. Şu anda her şey güzel. Evet. Tamam. Şimdi az önce dediğim gibi öğrencilerimize de bilgi için muhasebenin öneminden bahsediyoruz. Yani piyasaya çıktıkları zaman da bunun farkına varmalarını ve kullanmalarını istiyoruz. Biliyoruz ki yani bazı hani kurumsal firmalar değil kastettiğimiz tabii ki ama hani bilançosuna, tablolarına hiç bakmayan patronlar, o da neymiş diyenler var. Çünkü yaşadığım bir şeyi hatırlıyorum. 2011 yılı itibariyle hani Türk Ticaret Kanunu yenilendiği zaman onunla ilgili işte bir toplantı çağrılmıştım. Ben Türk Ticaret Kanunu yeni düzenlemeleriyle savunan bir konuşma yaptığım, linç ediliyordum iş adamları tarafından. Nasıl savunursunuz? İşte şeffaflık olur mu? Şeffaf olamayız yani, bizim bilgilerimizi kimse görmemeli falan gibi böyle bir yaklaşımla karşılaştım. Nitekim yani şahit olduğum olaylar nedeniyle söylüyorum ki bilgiyi kullanmaksızın, yani vergi kayıtlarına dayalı tabloları çok işlerini görmediği için bakmayıveriyor adamlar. Kara kaplı defterlerine göre karar veriyorlar gibi, sözüm meclisten dışarı, yani dediğim gibi kurumsal firmalar hariç. O nedenle muhasebenin sosyal sorumluluğu doğru bilgi vermektir ilgili taraflara. Hepimizin bildiği ve söze ilk başlarken, muhasebe anlatırken ilk söylediğimiz cümle budur. Dolayısıyla bu sayede işletmelerin mevcut durumları doğru olarak tespit etmesi, gelecek faaliyetlerini planlayabilmesi, geleceğe dönelik yatırımlar yapabilmesi mümkün olacaktır. Yani bu noktada işte hani doğru fiyat satış politikası uygulayabilmesi için doğru maliyet bilgilerine ihtiyacı var işletmelerin. İşte rekabet gücünü artırabilmeleri için bütçeleme yapmaları lazım. Sapmaları tespit etmeleri gerekir. Ki bunlar vergi muhasebesiyle elde edilmiş veriler değildir esas alınması gereken diye düşünüyorum.
bu maliyetlerini doğru tespit ederse doğru fiyat politikası belirleyebilir. Faizden arındırılmış bir hasılattır dikkate almaları ve yani arttırmak isteyecekleri rakam bu olmalıdır. Faizin ayrı raporlanması. Çünkü hasılat içerisinde faiz yer almamalı diyor zaten standartlar. Nitekim standartlarla ilgili yani uluslararası muhasebe standartları var. Finansal raporlama standartları var malum. 2001 öncesi, 2001 sonrası diye. Biz Türkiye'de 2005'ten beri uyguluyoruz bu standartları. Sermaye piyasamızda uygulatmaya başladık. Ancak 2005'ten bu yana çok fazla yol alamadığımızı görüyoruz. Yani şirketler, sermaye piyasasındaki şirketler, bakın çok üzerinden yıl geçmiş. Buna rağmen standart gereklerinin çok da istediğimiz ölçüde, yani standartların gerektirdiği ölçüde kullanılmadığını, ne bileyim bir kalıplaşmış ifadelerle dipnot açıklamalarının olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla ihtiyacı karşılamıyor. Zaten yani şirketler açısından çok özümsenmiş olduğunu hissedemiyoruz ne yazık ki. Denetim firmalarının tek elinde bu işler devam ediyor. Kayıklar, kayık diye isimlendirildi daha sonra biliyorsunuz. Bunlar hamset standartları uyguluyor. Bu bir FRS denetime tabi olan ama sermaye piyasası dışında, kayık dışında olan işletmelerdir. Ve bunlar denetim kıstasları aynı olsun diye ne yapıldı? İşte 2018 yılı başından itibaren bu bir FRS'yi uygulasın dendi. Böylece aynı paralelde, bu bir tabii daha sade, daha kolaylaştırmış yöntemleri içeriyor ama bunlar aynı paralelde olduğu için tek tip finansal tablolara bir geçiş sağladı diyoruz. Bu hani hepimizin bildiği AGK tarafından sayılar itibariyle, gruplar itibariyle finansal raporlama çerçeveleri şöyle şematize edilmişti. Onu da ben buraya aldım paylaşmak için. Yani kayık niteliğindeki 1550 şirket, 19 rakamlar yani çok güncel rakamlar değiller. Ama bunlar işte sermaye piyasasına tabi olan işletmeler, BDDK ve hazine müsteşarlığı mevzuatına tabi işletmelerdir malum. Bunlar TFRS, TMS, TFRS diye ben hani 2001 öncesi, 2001 sonrası ve Türkiye'de resmi gazetede yayınlanmış TMS, TFRS dediğimiz standartları uyguluyorlar malum. BOBİ FRS'nin kendi içerisinde büyük boy işletmeler ve orta boy işletmeler var. Büyük boy işletme 2000 şirket olarak KGK tarafından verilmişti rakam. Orta boy işletmeler bakın giderek sayıları artıyor çünkü bizim ekonomimizde BOBİ uygulayacak işletme sayısı oldukça fazla. 4000 şirket olarak verilmiş KGK tarafından. Bu orta ölçekli işletmeler malum Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş o denetime tabi olma kıstaslarını karşılayan işte son hazırlanan rakamlar itibariyle 2018 rakamlarıyla 35 milyon aktif toplamı, 70 milyon satış hasılatı ve 175 çalışan sayısı olan bir bu tutarları, kriterleri geçen işletmeler ile BOBİ FRS tebliğinde belirtilen şu aktif toplamı 75 milyon, satış hasılatı 150 milyon ve çalışan sayısı 250 kişi ve üzerinde olan büyük işletmeler ile denetime tabi olma kriterlerini karşılayan işletmeler, orta büyük işletmeler. Bunun dışındakiler ise denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmelerdir ve sayıları konusunda bir şey söylenmemiş, paylaşılmamış. Dolayısıyla oldukça çok sayıda olduğu ekonomimizde küçük, mikro ve orta büyük ölçekli işletmenin çok fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi standartlardaki temel yaklaşım gerek TMS, TFRS gerek BOBİ FRS'de ihtiyacı karşılayan gerçeğe uygun finansal tabloların hazırlanmasıdır. Dolayısıyla yani işte kastettiğimiz ticari kârın hesaplanmasını sağlayan düzenlemelerdir bunlar.
Bu bir FRS'nin biraz daha basitleştirildiğini, özellikle büyük ölçekli işletmelerin TMS TFRS'ye daha yakın olduğunu, orta ölçekli işletmelerin ise daha kolaylaştırıcı yöntemler uygulayabildiğini biliyoruz. Yani şöyle, ben birazdan karşılaştırmalar var, tablolarım vardı. Böyle bir giriş yapmak istedim. Yani ben şunu yaptım bu sunumumda. TAMSET, BOBİ FRS, KÜBİ FRS ve UNTUK, yani bizim tek düzenimiz ve vergi uygulamaları arasındaki farkları, temel hususlar itibariyle tabii ki yansıtmaya çalıştım. Şimdi standartlarda hem gerçeğe uygun sunum hem de ihtiyatlık ilkesinin göz önünde tutulduğunu görüyoruz. Yani standartlarda tablo hazırlandığı zaman, örneğin bilançonun hazırlandığı tarih itibariyle işletmenin gerçek durumu, cari değerleri yansıtması gibi bir temel yaklaşımı var. Ama onun ötesinde ihtiyatlık ilkesi göz ardı mı edilmiş? Hayır. Aslında standartları izlediğiniz zaman, inlediğiniz zaman ihtiyatlık, çünkü birbirine ters gibi görünüyor. İhtiyatlık ilkesinde ticari karın işte olduğundan yüksek hesaplanmaması tavsiye edilir. Onu bir yandan da ihtiyatlık ilkesine göre varlıkların değerinin yüksek olmaması lazım. Halbuki cari değeri de savunuyor standartlar. Hani bilançoda gerçeğe uygun sunum yapabilmek adına. Ama incelediğimiz zaman mesela düşük olan değeri tercih edin. Karşılık ayırmak için stoklarda ve maddi maddi olmayan duran varlıklarda karşılık ayırın diyor. Veya o maddi maddi olmayan duran varlıklardaki değer artışlarını da kayda alın ama onu götürün öz kaynaklara yazın. Böylece ticari karı arttırmayın, ortaklara dağıtmayın. Ama potansiyel gelecek rakamlarını tahmin edebilir, geleceği planlayabilir, rakamları da ilgili taraflar görsün gibi yaklaşımlarla. Dolayısıyla da maliyet değeri tabii ki korunmuş ilk almada, ilk kayda almada maliyet bedeli, tarihi maliyet. Ama sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerin kullanılması tavsiye ediliyor. Ve standartlarda şu ilkeler çerçevesinde işletmenin finansal sürdürülebilirliğini sağlanması yönünde tavsiyeler var. Yani bir vergi muhasebesi yaklaşımında devletin vergi alacağını koruma prensibi vardır. Biliyorsunuz vergi yasalarımız, işte vergi denetimlerinde vesaire, işletmelerin vergi yasalarına uygun davranıp davranmadığına bakar. Vergi yasaları da hep devletin vergi alacağının korunması yönünde düzenlemeler getirmektedir. Yani işletmenin sürdürülebilirliğiyle ilgili herhangi bir kıstas yoktur orada. Tabii ki yasaklamamış, karşılık da ayırabiliyorsun, amortisman da ayırabiliyorsun yasal düzenlemeler içerisinde. Amortismanlar zor değil mesela. Ayırmadıysan niye ayırmadın diye sormuyor vergi denetimi. Ya da karşılık ayırırken kısıtlamalar var. Hiç karşılık ayırmadıysa, ki yani açıkçası kurumsal firmalar dışında karşılık ayırma gibi bir alışkanlığın olmadığını görebiliyoruz. Halbuki karşılık ayırma işletmenin gizli otofinansmanı için önemli bir husus. Otofinansman da işletme için inanılmaz bir kaynak. Bunun farkına varması lazım işletmelerin. Yani olabildiği kadar hani bizim akademik çevre için çok tanıdık olmasına rağmen işletmeler açısından çok tanıdık değil açıkçası bu otofinansman olayı. Gizli otofinansman olayı özellikle. O nedenle o işte finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün oluyor gizli otofinansman yaptığı zaman. Ve bunu teşvik edici düzenlemeler var standartlar. Vergi usul kanunda böyle bir teşvik edici düzenleme çok da yok, tam tersine ne yapılmış? Sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla şöyle bir özetleyecek olursak, işte denetime tabi olan işletmeler tam set standartları uyguluyor eğer sermaye piyasasında faaliyette bulunuyor ise. Bunun dışında, kayıt dışında ama denetime tabi olan işletmeler BOBİ FRS'yi uyguluyorlar 2018 yılı başından itibaren. Denetime tabi olmayan işletmeler ise muhasebe sistemini kullanmaya devam ediyorlar şu an itibariyle. Ne yazık ki tek düzen muhasebe sistemi ilk getirildiğinde vergi amaçlı kullanılsın diye getirilmediği halde tek düzen muhasebe sistemi içerisinde o tebliğlerde hiçbir şekilde değerleme ölçüleri yer almadığı için
Ne yapıldı? Hep yasal kayıtlar tutulurken, bir de muhasebecilerin yasa hükümlerini uygulama ve işte ceza yemesin şirketin gibi bir kaygısı nedeniyle hep yasal kayıtlarda vergi mevzuatı, vergi maaşı içerisinde kayıt bu. O nedenle biz şimdi hep tek düzen muhasebe sistemini vergi uygulamalarımızı birlikte anıyoruz. Yani ister istemez. Öyle uygulandı çünkü. Oysa onun yerine KÜMİFRS taslağı hazırlandı. Çok heyecanlandım ben şahsız olarak. Akademik çevre şu KÜMİFRS hazırlandığı zaman çok memnun olduk. Ticari kara yönelik finansal raporlama yapabilecek işletmeler, küçük işletmeler dahi, küçük mikro işletmeler dahi KÜMİFRS'yi kullanarak. Çünkü KÜMİFRS çok daha kolay. Yani aşırı bir maliyet getirmiyor işletmelere ama vergi bakışıyla değil, ticari kar bakışıyla hazırlanmış finansal tablolar hazırlanmasını sağlıyor. Ve şu gerek TMS TFRS'i, gerek BOBİ FRS'i, gerekse KÜMİ FRS'i, hatta tek düzen hesap planı, gereklerini karşılayan, hepsini kavrayan, kucaklayan bir hesap planı taslağı hazırlandı. Bu taslak da ne yazık ki öyle bekleyip duruyor. Yani çünkü Maliye Bakanlığı'nın direnişi var durumu sadarıyla. Yani tek düzenden vazgeçilmiyor. Yasal kayıtlarda kullanılması şu finansal reforma standartlarına uygun hesap planının yasal kayıtlarda kullanılması pek âlâ mümkün ama bu kabul görmemiş anladığımız kadarıyla Maliye Bakanlığı tarafından. Oysa yapılması gereken nedir? Yasal kayıtlarda ticari karı saptayacak şekilde şu hesap planı kullanalım. Ticari karımızı bir saptayalım. Esas olan nedir? Ticari kardan vergi matrahını hesaplamaktır. Bu kadar basit. Hani direkt vergi matrahını hesaplayıcı bir kayıt tutmak yerine önce ticari karımızı göreceğimiz bir tablo tablolarımızı hazırlayalım. Ticari karımızı doğru olarak saptayalım. Bu taslak hesap planı bu amaca hizmet ediyor. Sonra kanunun kabul ettiği, etmediği gider de gelir de işte değerleme farklılıkları da ekler çıkartırız. Batıra ulaşırız. Bunun yolu budur malum. Ama yani bunun kabul görmesi lazım. Bunu vurgulamak istiyorum her ortamda açıkçası. İnşallah da dikkate alınır diye düşünüyorum. Bu alışkanlığın artık ülkemizde yerleşmesi lazım. Çünkü standartlar hep bir baş belası, işte yük getiriyor gibi bir anlayışla, bir direnişle karşılaştı baştan beri malum. Hala hatta ben yani akademik çevrelerde bile bunu söyleyen ağızlardan işittim çok üzülerek ne yazık ki. Ben de böyle sonuna kadar bunu desteklemek için her yerde konuşmaya çalışıyorum. Evet, bu hesap planı taslağı finansal kuruluşlar dışındaki millet usul görevlilikler içerisinde ihtiyaçlarını da açıklıyor. Bütün finansal raporlama çerçevelerini tek düzen dahil KÜMİ FRS'i, tam set BOBİ FRS'i hepsine cevap verebiliyor. Hepsi için açıklamalar yapılmış bir hesap planının içinde. Amaç ne? İşte ticari kar için kayıtlama ve raporlama yapmak. En altta işte ticari kar için kayıt yap, raporla, sonra vergi hesaplamak çok kolay. Ama şu sağlıklı bilgi olmadan işletmenin rekabet gücünü arttırabilmesi, buna bağlı olarak bütçeleme, planlama yapabilmesi, denetim, iç denetim gerçekleştirebilmesi mümkün olabilir ancak aksi takdirde bunların hepsi hikayedir. Sadece konuşur. Yani iç denetim olayı eğer yasal kayıtlar üzerinden yapılmaya çalışılıyorsa yani o yani bütçeleme yapamıyorsak sağlıklı. Denetim, iç denetim yapabilir. Hal böyle olunca da yani hani sadece konuşuruz geliyor bana. Sağlıklı, güvenilir, geçerli, ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, doğrulanabilir finansal tablolara ihtiyacımız var. Bu kadar basit. Yani standartları uyguladığımız zaman buna hizmet ediyor. Dolayısıyla bu bilgiler bize ancak işletmelerin sağlıklı bilgi üretmesi, bu sağlıklı bilgilere göre de bütçelenme, planlamayı yapmasını sağlayacak. İşletmelerin yani uygulamayan işletmelerin, o kara kaplı defterine göre karar veren yöneticilerin başarılı olması, ne bileyim işte büyük şirketlerle, bilgiyi kullanan şirketlerle rekabet edebilmesi mümkün değil. Keşke bizi, biz birbirimizi biliyoruz, bunları biliyoruz ama keşke bizi iş adamları da dinleseler,
bu anlamda diyorum. Şimdi kümü FRS nedir? Kümü FRS işte küçük mikro işletme işletmeler tarafından uygulansın diye getirmiş bir taslak. Vergi esaslı muhasebe anlayışından bilgi amaçlı muhasebe anlayışına geçilmesini sağlayacak bir taslak. Yasal kayıtlar içinde bu demin bahsettiğim hesap planını kullanmak mümkün. Böylece gerçek durumu gösteren ticari kârdan vergi matrağına geçiş yapılması mümkün olacaktır. Kümü FRS'nin işte demin dediğim gibi 2021 yılı başından itibaren uygulanması planlandığı söylenildi o taslakta. Ancak bu gerçekleşmedi. Yani temel ölçüm esasları kümü FRS'de maliyet bedeli var. Büyük ölçüde maliyet bedeli kullanılıyor. Gerçeğe uygun değer var. Ama BOBİ FRS ve tam setteki itfaiye edilmiş maliyet yok mesela. İtibari değer bizim vergi kanunlarımızdaki, vergi uygulamalarımızda kullanılan itibari değer kullanılmış. Öz kaynakların içerisinde bir takım değerleme artışları var bizim yasal düzenlemelerimizde olmayan, maddi olmayan demiyorum, düzeltiyorum. Çünkü kümü FRS'de maddi olmayan duran varlıklar BOBİ gibi yeniden değerleme yöntemi kullanılmıyor. Sadece maddi duran varlıklar için yapabiliyorsun diyor. Yabancı para çevrim farkı var. BOBİ'de türev araçlar vardı. Kümü FRS'de yok. Türev ürünler BOBİ'de var. Burada yok. İşte öz kaynak yöntemi kullanılmıyor burada. Ulağan dışı kalem zaten hiçbirinde yok malum. Geriye dönük düzeltmeler yani karşılaştırmalı tabloların aynı muhasebe politikasına uygun olmasını sağlayacak geriye dönük düzeltme. Bizim tek düzenimizde yoktur malum. Sadece dipnot açıklaması verilmesi gerekir. Oysa burada eğer bir yanlışlık varsa düzelttiysek geçmiş dönem finansal tablolarını kar üzerindeki etkilerini geçmiş yıllar karına yansıtacağız. Ama geriye dönük düzeltme yapıyoruz yani. Bu hem tam sette hem BOBİ'de hem de KÜMİ'de var. Tam set konsolide finansal tablo hazırlıyor. Ertelenmiş vergileri raporluyor. Konsolide finansal tablolar BOBİ FRS'de sınırlı kullanımı var. Ertelenmiş vergiler BOBİ FRS'de sadece büyük işletmeler tarafından kullanılıyor. Orta büyüklükteki işletmeler raporlanıyor. KÜMİ FRS'de hiç raporlanmıyor. Konsolide tablo KÜMİ FRS'de yok. Ertelenmiş vergiler raporlanmıyor. Şimdi birazcık şu tablolarımızın bu şey kapalı siz görüyor musun bilmiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu başta tam set var. Sonra BOBİ FRS var. Sonra kümü var. En sonda da musluk var. Şunu ben şöyle indirsem aslında daha rahat görünecek galiba. Çünkü ben şeyi de kesiyor bu. Neyse. Şöyle ki pardon. Sunulacak tablolar itibariyle şimdi biliyorsunuz 4 tane tablo ve şeydir, dipnotlardır önemli olan. Tam set standartlarda ve BOBİ FRS'de bu anlamda paralellik var. Yani nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu dahil, finansal durum tablosu hazırlanır tam setlerde. Ayrıca kar zarar tablosu ve varsa eğer kapsamlı gelir, kapsamlı gelir tablosunun hazırlanması gerekir. Kapsamlı gelir kavramı BOBİ FRS'de yoktur. Ancak işte gelir tablosunda kar zarar tablosu olarak isimlendirilir. Finansal durum tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu BOBİ FRS'de de hazırlanıyor. Ancak baktığımız zaman, şimdi BOBİ FRS'de şu nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu hiç yok. Sadece iki tablo, temel iki tablo, finansal durum ve kar zarar tablosu hazırlanıyor. Bizim vergi uygulamalarımızda ise vergi beyannamelerine malum sadece neyi? Bilanço ve gelir tablosunu ekliyoruz. Diğer tablolar istenmiyor. Dolayısıyla muslukta olmasına rağmen yani tekrar muhasebe sistemi içerisinde bu tam setteki tabloların da ötesinde ilave tablolar var. Biz bunlara aşinayız. Uygulandı mı? Uygulanmayan vergi beyannamesiyle istenmediği için işte o kar dağıtım tablosuydu, büyük şirketler, belirli kriterleri taşıyan işletmeler için bir ara evet uygulayın denmişti. Fon akım tablosu var ilaveten kar dağıtım
tablosu var, satışların maliyeti tablosu var vesaire, hani ek tablolarda. Burada standartlarda siz diyor isterseniz diyor uygulayın ama yani şu tam set ve bu bilgi. Siz istiyorsanız bunları hazırlayın ama ben uğraşmıyorum. Onlara bir format, bir açıklama vermiyorum demiş. Öte yandan hisse senedi yatırımlarıyla ilgili olarak tam set sadece gerçeğe uygun değer ile değerli yapılabilir diyor. Bunların bazıları gerçeğe uygun değer farkının kar zarara yansıması, bazıları ise gerçeğe uygun değer farkının öz kaynaklara yansıması biçiminde sınıflandırılıyor. Hatta o grup adına sınıflandırılıyor. Bobby Ferris'e ise borsada işlem görenler gerçeğe uygun değerle, borsada işlem görmeyenler maliyet bedeliyle değerlenir, raporlanır diyor. QMİ'de Bobby FRS ile uyumlu düzenlemeler var. Oysa bizim vergi uygulamalarımızda alış bedelidir hisse senetlerinin değerleme ölçüsü. Yani ne karşılık ayrılmasına izin verir vergi yasalarımız, ne değeri arttıysa bunun bilançoya yansıması izin vermez. Borçlanma araçlarına yatırım yaptığında, yani tahvil aldığı diğer borçlanma araçlarına aldığı işletme hem Hamset'te hem de Bobby FRS'de itfa edilmiş maliyet uygulanması gerekiyor. QMİ FRS'de bu konuda diyor ki işte şurada hani bizim vergi uygulamalarımız ile uyumlu düzenlemeler getiriyor. Şey değerleme anlamında, yani borsa raci veya yoksa alış bedelini vade sonuna kadar işleyen faizin eklenmesiyle bulunan tutarla değerlenir diyor. Burada da aynı, QMİ'de de aynı. Ancak bizde olmayan, yani vergi uygulamalarımızda olmayan ama QMİ'de olan değer düşüklüğü ayırabilirsiniz gibi bir düzenleme var. Değer düşüklüğü ayrılması hem tam sette hem de üfere var zaten. Varlık maliyetleri itibariyle tam set standartlarda peşin sayılan işlemler hariç, yani cari tahminlere göre diyelim 3 aylık satışlar, 3 ay vadeler peşin işlem sayılıyorsa bunlar hariç tüm vadeli alımlarda faiz ayrıştırılması gerekiyor. Bobby FRS'de varlık maliyetlerinin içine 1 yıldan uzun vadeli alım yapıldıysa faiz alınmayacak, faiz ayrıştırılacak deniyor. QMİ FRS'de ise aynı bizdeki gibi, vergi uygulamalarımızdaki gibi faiz ayrıştırılması yapılmıyor alım esnasında. Vade farkı varlığın maliyetine ilave edilebiliyor. Bizim uygulamalarımızda da, vergi uygulamalarımızda keza bu şekilde diyebilirim. Yani onun ayrıntısına, o ilgili tebliğe falan girmeyelim şimdi. Ticari ve diğer alacak ve borçlar için neler var dersek, yine tam set standartlarda itfa edilmiş mali hasılatta TFRS'i 15 uygulama kolaylığı getirmek için bir yıldan uzun vadelilerde faiz ayrıştırması yapın diyor ya, öyle bir istisna getirmiş hasılatla ilgili. O hariç itfa edilmiş maliyettir ticari alacaklarımız ve diğer alacaklarımız ve borçlarımız için keza. Bu FRS'de bu faiz ayrıştırması yine az önce söylediğimiz gibi bir yıl dan uzun vadeler yapılıyor. QMİ'de böyle bir faiz ayrıştırması yok. Bizim vergi uygulamalarımızda da işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle bir faiz ayrıştırması yok. Sadece ne yapıyoruz? Sene sonunda alacak borçlarımız için eğer istiyorsak, mükellef istiyorsa senetli olanlar için sadece reskont uygulayabiliyor. Senetsiz olan alacak borçlar için zaten reskont uygulanması geçerli değil dedim. Keza ticari alacakları için değer düşüklüğü hesaplanırken tam set standartlarda beklenen kredi zararı yaklaşımına göre değer düşüklüğü hesaplanıp ayrılıyor. Ama bu bir FRS'de de biraz daha kolaylaştırıcı. Beklenen kredi zararını yaklaşım çünkü bir hesaplama gerektiriyor. Burada diyor gözlemlenebilir kanıtlarınız varsa diyor karşılık ayırabilirsiniz diyor. Kaldı ki bu kanıtları toplayacak ve karar verecek olan işletmedir. Bobby FRS ile uyumlu aynı şeyde, QMİ FRS'de de aynı düzenlemeler var. Oysa bizim vergi mevzuatımızda malum koşula bağlı. Dava icra safhasındaki alacaklar için ancak şüpheli alacaklarımı yapıp karşılık ayırabiliyorsunuz. Sınırlamalar var yani.
Canlı varlıklar aktifte raporlanıyor hem Tamsi, hem Bobby Ferris'e hem de Kümi Ferris'e de canlı varlıkların raporlanması söz konusu. Oysa bizim tek düzenimizde böyle bir şey yok malum. Hani canlı varlıklar. Şeyi söyleriz ya hatta burada hep. Yumurtası için beslediğimiz tavukları aktifte nasıl göstereceğiz? Onları makine mi diyeceğiz? Demirbaş mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Deriz. Yok çünkü tek düzenle bunun karşılığı yok. Yatırım amaçlı gayrimenkuller keza aktifte raporlanması gerekiyor. Bizim tek düzenimizde böyle bir ayrım olmadığı halde standartlarda böyle bir ayrım var. Malum bu ayrım da nedir? Faaliyetler için kullanmıyorsun sen bir binayı veya satmak için aldığın bir arsayı. O zaman sen bunu ayrıca ilgili taraflara doğru bilgi verebilmek adına aktifte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak raporla. Kümü FRS'de de bu istiyorsan bunu yapabilirsin demiş, isteğe bırakmış. Stok maliyetlerinin belirlenmesinde keza defter değeriyle net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlendirilmesi diyor. Bu FRS'de de aynı düzenleme var. Kümü FRS'de biraz iş değişmiş çünkü Kümü FRS'de bizim vergi uygulamalarımızda ve tepkisine biraz daha yakın. Ama şöyle diyor, maliyet değeriyle ölçülür stok maliyeti. Değer düşüklüğü vergi uygulamalarımızdaki gibi tespit edilir bakın. Vergi uygulamalarımızda da zaten %10 maliyetine göre %10'dan fazla düşüklük varsa, yani değeri düşen mal niteliğindeyse bunu emsal bedelinde değerlememiz gerektiğini söyler vergi mevzuatımız. Keza üretim maliyetinde tam set standartları uygulayan işletmeleri normal maliyeti uygulayın diyor. Önceliği normal maliyete vermiş, yani tam maliyeti uygulayabilirsinizle rağmen. Bobby FRS'de ise öncelik tam maliyete verilmiş ama normal maliyete de kullanabilirsiniz demiş. Aynı Bobby'ye uygun Kümü FRS'de de. Oysa bizim vergi uygulamalarımızı kullandığımız tam maliyet yöntemidir. Peki geriye dönük düzeltmeler anlamında, yani bizim tek düzenimizde de bu konu ele alınmış geriye, ama geriye dönük düzeltme yap demiyor da bizim tek düzenimizde. Politika ve tahmin değişikliği yaptıysan diyor, bunun kar üzerindeki etkilerini dipnotlarda açıklarsın diyor tek düzen hesabını. Oysa karşılaştırılan tablolarda bu yöntem değişikliği, politika değişikliği nedeniyle ortaya çıkan, karda ortaya çıkan farklılığın mutlaka düzeltilmesi gerekir. Geriye dönük düzeltme yapmamız gerekir. Yani bu sene cari dönemde hangi yöntemi kullanıyor idiyse o yöntemle geçmiş verilerimizi düzelteceğiz. Kar üzerindeki değişikliği de geçmiş yılların kar üzerinde raporlayacağız. Bu üç standart setinde de bu şekilde söylenmiş. Erlenmiş vergiler, demin de söyledim bunu gerçi, ama tam sette tüm işletmeler için zorunlu. Bu bir FRS'de sadece büyük işletmeler için zorunlu. Kümede ve bizim düzenlemelerimizde bir şey yok. Bu hususta bir hüküm yok. Borçlanma maliyetleri normal şartlar altında kar zarara kredi aldık. Bunun faizi normal şartlarda gider olarak kar zarara yansıtılır. Ama diyor ki tahsil özellikli varlıklarsa maliyeti ilave edebilirsin diyor. Bu bir FRS'de özellikli varlık tanımı yok. Sadece deniyor ki bir yıldan daha uzun süren stoklar için maliyeti ilave edebilirsin diyor. Öte yandan Kümü FRS'de kar zarara yansıtılıyor. Hiç özel durumlardan falan da söz edilmemiş. Bizde ne oluyor vergi düzenlemelerimizde? Aynı dönem sonuna kadar, hani faiz ve kur farkının ortaya çıktığı dönemin sonuna kadar maliyeti ilave ediliyor. Sonraki dönemlerde ise maliyeti ilave veya gider kaydı işletmenin isteğine bırakılmış. Peki bir dönemi aşan hizmet sunumunda hasılatına kurulanması nedir? Tek düzen, TMS TFRS biliyorsunuz TFRS 15'te edim yükümlülüğü getirdi. Edim yükümlülüğünün tamamlanması halinde diyor. Yani edim yükümlülüğünü zamana yayılı olarak yerine getiriyor olabilirsin. Ne kadarlık kısmını gerçekleştirirsen yine zamana yayılı olarak sen hasılatı ilgili dönemlerde raporla diyor. Bobby FRS'de ise tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanılıyor. Kümü FRS'de aynısını esas almış, tamamlanma yüzdesini esas almış. Zaten tam setlerde de öyleydi de sonradan değişti biliyorsunuz TFRS 15 ile.
Edim yükümlülüğü getirildi. Bizim vergi uygulamalarımızda ise hizmet sunumunda hasıla işin bitiminde raporlanır. Aynı inşaat işletmelerinde, inşaat taahhüt işlerinde olduğu gibi. Mal hizmeti takasında ne oluyor dersek, işte şeydir, ilk önce alınan varlığın gerçeğe uygun değeri varsa aldığımız varlığı bu değerle değerleyeceğiz. Neyse elden çıkarttığımız varlığın gerçeğe değerine esas alacağız. O da yoksa defter değerini kullanacağız. Bu bir FRS'de ve KÜMİ'de de aynı şeyler söylenmiş. Oysa bizim vergi düzenlememizde bu konuda defter değerini kullanıyor. Yani elden çıkardığım varlığın defter değerini yeni varlığın değeri olarak kullan diyor. SOK değer düşüklüğünün raporlanmasına ilişkin keza tam setlerde ve keza diğer standartlarda hep satış maliyeti ile stok değer düşüklüğü karşılığı ilişkilendiriliyor. Yani bu karşılık giderleri kadar satış maliyeti artırılıyor. Böyle bir şey yok bizde. Bizim vergi uygulamalarımızda stoklar için karşılık ayırdıysak olan gider olarak gelir tablosunda raporluyoruz. Ama yani satışların maliyetiyle ilişkilendirme bizim tek üzerimizde yok. Peki karşılığı iptal ettiğimiz zaman ne yapacağız? Tam set standartlarda bu defa yine satışların maliyetiyle ilişkilendireceğiz. Ama bu defa satış maliyetini arttırıcı değil, azaltıcı şekilde artı olarak raporlayacağız. Bu bir FRS'e ilişkilendirmiyor. KÜMİ FRS'e de keza bu ile aynı paralelde. Bizde de zaten satış maliyetiyle ilişkilendirmez. Karşılık gideri ne de karşılık iptal nedeniyle ortaya çıkan gelir satışların maliyetiyle hiçbir şekilde ilişkilendirilmez. Ümit Hocam süre mi geçiyor? Süre evet. Hemen toparlıyorum. Hemen toparlıyorum. Gürbüz Hocam'ın süresinden bunu, çalmaya başladık. Ne kadar varmış? Ay daha bayağı da varmış. Evet. Peki onların hepsini söylemek zorunda da değilim açıkçası. Ben bu vesileyle dördünü bir araya getireyim istemiştim. İsterseniz hasılattan zaten bahsetmiştik. Maddi duran varlıklar için ama ben kaçta başladım ya ve Ahmet Hocam? Çok da vaktimi geçmedim gibi geliyor sanki bana. Geçtim mi? Ay neyse. Peki. Pardon. Çok güzel gittiğiniz için şey yapamadım yani kıyamadım, bölemedim hocam. Evet. Ben de kendimi kaptırdım. Saate de başlarken bakmamışım demek. Evet hocam, saat 12'ye geldi. Amortisman uygulamaları zaten bakınız şöyle toparlayayım. Amortisman uygulamaları bizim vergi mevzuatımızdan tamamen farklı. Kısa amortisman her şey için uygulanıyor. Bizde sadece binek otomobilleri değil. Faydalı ömür işletme tarafından tercih ediliyor. Standartlarda müşterek istedik bunlar. Bizde Maliye Bakanlığı. Kalıntı değer var. Standartlarda bizde yok. Maddi olmayan duran varlıkların ölçümüyle ilgili başta zaten biraz söyledim. Maddi duran varlıkların ve maddi olmayan duran varlıkların. Hem değer artışı hem değer azalışı tam sette dikkate alınırken bu bir FRS ve KÜMİ FRS de sadece maddi duran varlıklar için değer artışı ama değer azalışı hepsi için hem maddi hem maddi olmayan duran varlık için dikkate alınıyor. Geçiyorum. Şerefiye konusunda da değer düşüklüğü testi var tam sette. Oysa BOBİ FRS ve KÜMİ FRS'de de amortisman uygulanacak diyor. Aynı bizim tek düzenimizde olduğu gibi. Ve şöyle toparlıyorum bakın. Şöyle bir şey vurgulamak istediğim son cümlemi de söyleyeyim izin verirseniz. Bakın reskont uyguluyoruz biz. Bize uygulanan reskont şekli KÜMİ FRS'de de benimsenmiş ama bunu eleştirmek istiyorum. Çünkü bizdeki şekilde reskont yani işte gerçekleşme faizi araştırmak yerine dönem sonunda faiz hesaplanması yani işte vade sonuyla dönem sonuyla vade sonu arasındaki faizi ne yapıyoruz biz? Ayrıştırdığımız zaman o dönemin gideri olarak yazıyoruz. Gelecek yani tahakkuk etmemiş faizi cari dönem gelir tablosuna gider yazıyoruz. Emaat gider değil. Sonra iptal ederiz deniyor. Ama bu çok da mantıklı değil açıkçası. Vade sonuyla 31 Aralık 2020'de atıyorum. 2021'de vadesi dolacak bir alacağım borcun her neyse alacak için zaten gider borç için gelir kaydı yapacağız. Ama neyi
kaydediyoruz. Dönem sonuyla vade sonu arasındaki faizi ama gelir ama gider olarak dönemin gelir tablosuna yazıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Döneme ait olmayan, tahakkuk etmemiş bir faizi biz kendi bu reskont uygulamalarımızda ne yapıyoruz? Cari dönemin gelir tablosuna gelir gider olarak yazıyoruz ki bu doğru bir uygulama değildi. Bunu standartlar çok güzel bir uygulama getirmişler. Keşke bu kümede de yer alsaydı. Bizde de keşke yasak kayıtlarımız içinde de, vergi düzenlememiz içinde de bu şekilde kullanılsaydı diyorum. Evet, ticari muhasebe anlayışının yaygınlaştırılması lazım. Kümi FRS'i ve standart hesap planı önemli adımlardı. İnşallah bir an önce uygulamaya geçer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlayışınız için de teşekkürler. Süremi açtıysam kusura bakmayın tekrar. Estağfurullah. Asıl biz çok teşekkür ederiz. Yani rahatsızlığınıza rağmen affınızı istemeyip vallahi gerçekten görülüyor değil mi? Resmen katılım konusunda gösterdiğiniz iradeye duyduğum saygıdan dolayı kesemedim, şey yapamadım. Onun için müdahale etmek zorunda kaldığım için de çok üzgünüm, çok özür dilerim. Estağfurullah, haklısınız tabii ki, planlama var neticede. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani şu anda hem meslek mensupları açısından, hem akademisyenler, hem öğrenciler, bizi izleyen herkes açısından Türkiye'deki düzenin şu anda çoklu sistemin mi diyeyim, çoklu standartlar düzeninin içindeyiz. Yani aynı anda işte BOBİ'si, KÜMİ'si, efendim TMS, TFRS, MSİGÜT falan böyle çoklu bir şey içerisindeyiz. Ama az sayıda işletmeyi, ama işte bir kısmı çok sayıda işletmeyi, belki de 640 bin civarında, yanlış aklımda kalmadıysa 639 bin küsür diye hatırlıyorum. KÜMİ'nin ilgilendirdiği, yani işletme genişliğini, yelpazesini. Dolayısıyla KÜMİ'nin çok önemi, çok büyük önemi kendinden ortaya çıkmış oluyor. Hocama, Gürbüz Hocama geçmeden önce hocama bu bağlamda soru var mıydı Süleyman Hocam? Yoksa ben o zaman müsaadenizle Gürbüz Hocama ekranı ve mikrofonu vermek üzere kendisine dönüyorum. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gürbüz Gökçen hocamız, finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağındaki hizmet üretim maliyeti hesaplarının incelenmesi. Biraz önce Ümit hocam da şey yaparken hizmet maliyetleri ilgili standartlara da orada girdiğinde o detaya, belki Gürbüz hocama bağlantı, yani o anda dedim o kısımları zaten Gürbüz hocam belki de yeri geldiğinde detaylı olarak şey yapacaktır. Hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Hem katıldığı, katkı verdiği için, hem sabırla kendisine sıranın gelmesini beklediği için. Hocam biliyorum süre konusunda çok etkilisiniz. Süreyi çok iyi kullanır ve yönetirsiniz. Onun için size hiçbir şey söylememe gerek yok. Hocam size teslim ediyorum ben ekranı, mikrofonu. Süre de ekranda. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Slaytım gözüküyor herhalde değil mi? Açıldı hocam. Hiçbir sorun yok. Gayet güzel gözüküyor hocam. Buyurun. Peki. Öncelikle bu zor koşullarda kongreyi düzenleyen sizlere, ekip arkadaşlarınıza, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne çok çok teşekkür ederim. Olağanüstü koşullarda devamlılık esastır. Muhasebenin sürekliliği kavramı devam ediyor. Benim anlatacağım konu aslında Ümit Gücenli Hocam da bahsetti. Finansal raporlama standartlarının hesap planı taslağı, KGK tarafından hazırlanan. Ben bu taslakta bir bölümünü, hizmet üretim maliyetine ilişkin neler getirilmiş, hangi yenilikler yapılmış, bunu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğindeki hesap planıyla karşılaştırmaya çalışacağım. Şimdi şunu da söyleyeyim, Süleyman Hocam'a teşekkür ederim. Ufuk açan bir konu üzerinde sunum yaptı.
çok faydalandım. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği bildiğimiz üzere vergi usul kanunun eki olarak yayınlanmış. Hep söylüyoruz vergi amaçlı muhasebe, vergi amaçlı muhasebe. Ama firmalarda da görüyoruz ki, uygulamada da görüyoruz ki muhasebe sistemi uygulama genel tebliğindeki gelir tablosunun sonundaki kar vergi karı da değil. Ticari kar da değil. Ticari kar diye söylüyoruz da hiçbir şey ifade etmiyor. Kalkıyoruz mali bilanço adı altında düzeltmeler yaparak vergi karına ulaşıyoruz. O zaman demek ki muhasebe sistemi uygulama genel tebliği vergi amacına da hizmet edemiyor. Karmaşık bir yapısı var. O zaman da Ümit Hocam'ın da bahsettiği gibi KGK'nın bu taslak hesap planı hazırlığına aslında ihtiyaç da var. Ticari kar hesaplanır, sonucunda vergi karına dönüştürülür. Şu anda biz elde ettiğimiz kârı da vergi karına dönüştürmeye çalışıyoruz. Çok farklı bir şey yapmıyoruz. Hiç olmazsa raporlanabilir, kabul edilebilir, kâr sonucunu görebiliriz. Ben çok uzatmamak üzere sunumumdaki bazı yerleri, herkese bilinen tarafları çok fazla derine girmeyeceğim. Bu KGK tarafından hesap planı taslağı, finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı 25 Aralık 2018 tarihinde duyurusu yapıldı. Devamında henüz ne şekilde yol alacağı, kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin somut bir bilgi gelmedi arkasından. Her seferinde ulaştığımızda sormuşuzdur. Maliye Bakanlığı'yla görüşme yapıyoruz diye cevaplar almışızdır. Bu finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı, finansal raporlar aracıyla sunulan bilgilerin gerçeğe ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir olma niteliklerinin arttırılmasına, işletmeler tarafından kullanılan hesaplarda ve muhasebeleştirme esaslarında uygulamada tek düzen sağlansın diye, ayrıca denetim de kolaylaştırılsın diye getirilmiştir. Bu amaçlarla sağlanmıştır. Tabii burada bizim bir de 1992 yılında yayınlanan, 1994 başından itibaren uygulamaya başladığımız muhasebe sistemi uygulama genel tebliğindeki tek düzen hesap çerçevesi ve hesap planı var. İşletmeler yasal zorunluluk gereği muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre tuttukları, çok affedersiniz slide'ı göremiyorum. Tuttukları ticari defterlerinde hareketle vergi idaresine sunmaları gereken finansal tablolara ulaşıyorlar. Tabii bir takım düzeltmeler yaparak. Ama bu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre yaptığımız muhasebeleştirme hesap planı çalışmalarında TFRS ya da BOBİ FRS uygun finansal tablolara doğrudan muhasebe sisteminden ulaşmak mümkün olmuyor. Ne yapıyoruz? Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre hazırlanmış finansal tabloları düzeltme çalışmaları yardımıyla TFRS, BOBİ FRS'ye çevirmeye çalışıyoruz. Bu düzeltme çalışmaları da muhasebenin içinde mi yapılır, dışında mı yapılır, yeni bir alanda mı yapılır? Buna ilişkinde bir kesinlik yok. Nerede yapacağız bu çalışmalar? Çalışma kağıdında mı yapacağız? Genellikle çalışma kağıtlarında yapılıyor tabii ki. Bu yeni taslak hesap planı ile hem yeni hesaplar getirilmiştir, doğrudan doğruya finansal raporlama standartlarına uygun finansal rapor üretebilmek için,
hem de muhasebe sistemi uygulama genel tevliğinde eksikliği olan hesaplar getirilmiştir. Muhasebe sistemi uygulama genel tevliği bazı hesapları içermemektedir. İçermediği hesaplardan dolayı da mevcut durumda işletmeler muhasebe yaparken bazı sıkıntılar çekmektedirler. İşte benim konum da bu. Hizmet. Hizmet üretim maliyeti. Hizmet stoklanır mı? Stoklanırsa bunu hangi hesap kalemlerinde göstermemiz gerekir? Muhasebe sistemi uygulama genel tevliğinde hizmetin stoklanmasına ilişkin olmayan hesaplar, eksik olan hesaplar bu taslak hesap planı ile getirilmiştir. Bildiğimiz üzere muhasebe sistemi uygulama genel tevliğinde hizmet üretim maliyetine ilişkin birkaç tane hesap vardır. Bunlardan bir tanesi 17 hesap grubu. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri. Burada tabii ki yalnızca yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan hizmet işletmelerine ilişkin bir bilanço hesap grubu vardır. Ancak bunların dışındaki diğer hizmet işletmelerinde, eğitimde, sağlıkta, yazılımda, konaklamada bir dönem başlayıp sonraki dönemde tamamlanacak olan ve teslimi satışı sonraki dönemde yapıp hasılatı sonraki döneme gelecek olan hizmet üretimlerini biz maalesef mevcut tekne hesap planında sonraki döneme bunun için katlandığımız maliyetleri aktaracak hesapları göremiyoruz. Burada bir eksikliği var. Bu hesaplar 17 grubu, bunları geçeyim, bildiğimiz şeyler zaten. Bilanço aktif hesabıydı. Bir de mevcut hesap planında tek düzen diye adlandırdığımız basitçe 74 hesap grubu var. Hizmet üretim maliyeti hesap grubu var. Burada da yıllara yaygın inşaat ve onarım işi dışındaki hizmet işletmelerinin hizmet üretim maliyetlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Burada hizmet üretim maliyetine ilişkin madde malzeme kullanımı, işçilik, diğer giderler, üretim giderleri fonksiyonel gider hesaplarına alınmadan, yani 71, 72, 73 grupları kullanılmadan doğrudan doğruya 74, yani 740 hizmet üretim maliyeti hesabında biriktiriliyor. Tabii ki isterse işletme alt hesaplarda bu fonksiyonel giderleri yardımcı hesapta izleyebiliyor. Mevcut hesaplar bunlar. Yansıtma hesabı var tabii ki. Arkadan fark hesapları var. Bunları geçiyorum. Tek düzen hesap planında bunlar var zaten açıklaması. Şimdi bizim yeni getirilen KGK tarafından getirilen taslak halindeki hesap planında bu hizmete ilişkin hesaplar daha detaylı, hizmet üretimine ilişkin hesaplar daha detaylı hale getirilmiştir. Hizmet üretiminde stok hesapları getirilmiştir. Eğer hizmet sonraki döneme kadar devam edecekse üretimi, bunun bilançoda aktifleştirilerek diğer döneme aktarılması olanak sağlayan hesaplar getirilmiştir. Birinci yenilik budur. İkincisi de bu taslak hesap planında 740 hizmet üretim maliyeti hesabı vardır. Ama bir de alternatif getirmiştir. 70 maliyet oluşum hesap grubunda 705 hizmet üretim maliyetine ilişkin 705 nolu hesap getirilmiştir. Yani işletmenin tercihine göre hizmet üretim maliyetlerini kullanabilme imkanı getirilmiştir. Taslak hesap planının genelinde bazı finansal işlemler için bu şekilde alternatif kayıt yapabilme, tercihe göre kayıt yapabilme ya imkan sağlayan hesaplar oluşturulmuştur. Hizmet üretim maliyetinde de böyle hesaplar bulunmaktadır. Burada neden ihtiyaç olduğunu bir örnekle açıklamak istedim.
bilançoda hizmet stok hesaplarının bulunma ihtiyacına ilişkin. Örneğin üretimine bu dönem başlanmış olmakla birlikte sonraki dönemlerde üretimine devam eden ve sonraki dönemde tamamlanacak bilgisayar program yazılımı yapan bir işletme isek, bu dönem sonuna kadar oluşan hizmet üretim maliyeti henüz ürün teslim edilmediği için, hizmet teslim edilmediği için, hasılat oluşmadığı için bilanço hesabına aktarmamız gerekirken biz bunu 740 hesapta biriktirdik. 740 hesapta biriken bu maliyeti öbür döneme aktarırken çaresizlikler yaşıyoruz. Kimi işletme ne yapıyor? Hasılat oluşmadan bunu hizmet üretim maliyetinden satılan hizmet maliyeti hesabına alıyor. 7'de hesaplar dönem sonunda kapatılacak diye. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Bu uygulama muhasebenin dönemsellik kavramına da gelir tablosu ilkelerine de aykırılık teşkil ediyor. Ve vergi matrağında eksik hesaplanmasına neden oluyor. Tabii ki yanlış bir şeyden bahsettim. Kimi işletmeler biraz daha duyarlı davranıyor bu konuda. Başladığı dönemde henüz tamamlanmamış olan hizmet üretim maliyetlerini, yani 740 hesapta biriktirdiği hizmet üretim maliyetlerini aktifleştirip sonraki döneme aktarabilmek amacıyla bilançoda da tek düzen hesap planında bilanço hesaplarında böyle bir hesapta bulamadığından 151 yarı mamuller üretim hesabını kullanıyor. Yani kendine göre işletme doğruyu yapabilmek için pratik çözüm üretiyor. Bu durumda ilgili işletmenin bilançosundaki stoklarının sanayi üretime fiziksel yarı mamul olarak görülmesine ve bilanço kullanıcıları tarafından hatalı değerlendirmeler yapılmasına neden olmaktadır. 151 yarı mamuller üretim hesabında aktarılması diğer döneme. Bazı işletmeler de bence tamamen yanlış olarak bu tür tamamlanmamış hizmet üretim maliyetlerini 180 gelecek aylara ait giderler hesabına alarak bilançoyla bir sonraki döneme aktarmaktadırlar. Ama 180 gelecek aylara ait giderler hesabı dönem gideri niteliğine dönüşecek giderlerden oluşmalıdır. Üretim giderlerini buraya almamamız gerekir diye düşünüyorum. Bu KGK tarafından yayınlanan hesap planı taslağında hizmet üretim maliyeti hesaplarına oldukça detaylı olarak yer verilmiş. Ve tek düzen hesap planındaki eksiklikler giderilerek alternatifli hizmet üretim maliyetleri hesapları ve bilanço hizmet stoklarına ilişkin bilanço hesapları getirilmiştir. Bu taslak hesap planında TFRS'yi ve MOBİ FRS'yi uygulamayan, yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan işletmeler için 16 hesap grubu, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesap grubu getirilmiştir. Bu tek düzen hesap planındaki 17 nolu grubun yerine getirilmiştir, benzer şekilde oluşturulmuştur. Bu 16 grubunun hesaplarının içeriğini detaya girmeden geçmek istiyorum. Şimdi bu taslak hesap planında hizmet stoğuna ilişkin getirilen hesaplar. Bir tanesi 154 tamamlanmamış hizmet maliyetleri hesabı, diğeri de 155 tamamlanmış hizmet maliyetli bilanço hesapları. Aktifleştirerek bir sonraki döneme hizmet üretim maliyetlerini aktarabilmek amacıyla kullanabileceğimiz hesaplar. 154 tamamlanmamış hizmet maliyetleri bir nevi yarı mamül gibi değerlendireceğiz ama mamül yok ortada tabii ki, hizmet. Bu hesaba hizmet işletmesinde hizmet üretimi için çalışmalar yapılmış
harcamalar yapılmış ancak tamamlanmamış dönem sonu geldiğinde. Ve bir sonraki dönem hasılat kaydedilecekmiş, bir sonraki dönem teslim edilecekmiş. O zaman 154 hesapta biz bunu bilançoda aktifleştirip sonraki döneme bu dönem katlandığımız maliyetleri aktarabiliyoruz. Burada devam eden inşaat proje veya hizmet sözleşmeleri kapsamında standart gereği elde edilen bu sözleşmelerde hasılatın TFRS 15 ya da BOBİ FRS bölüm 5 uyarınca edim yükümlülüklerinin yerine getirildiği ölçüde kaydedildiği durumlarda bu hesabı kullanmıyoruz. Çünkü hasılat ilgili dönemde de hasılat kaydı yapılıyor. 14 ve taslak hesap planındaki 14 ve 24 nolu hesap gruplarında yer alan hesapları kullanabiliyoruz. Bu 154 tamamlanmamış hizmet maliyetleri stok hesabı bizim tek tüm hesap planındaki 151 yarı mamuller üretim hesabının fonksiyonunu hizmet sektörü için yerine getirecek bir stok hesabıdır. Bu hesaptaki hizmet tamamlandığında bu hesaptan çıkışını yapıyoruz. Bu sefer yine yeni açılan taslak hesap planındaki 155 tamamlanmış hizmet maliyetleri hesabına aktarıyoruz. Bu tamamlanmış hizmet maliyetleri hesabı hizmet işletmelerinde üretimi tamamlanmış ancak henüz satış hasılatı doğmamış hizmet maliyetlerinin bekletilmesinde, aktifleştirilmesinde kullanılır. Mani stok hesabı gibidir. Bir örnek vermek istiyorum. Tamamlanıp da teslim edilmeyen hizmete ilişkin. Bir yapımcı firmanın satmak üzere bir program çekmesi, dizi film çekmesi. Ancak programın çekimi tamamlanmasına rağmen henüz programın satılmamış olması durumunda bu hesap kullanılır. Hesap üretilen hizmet türüne göre yardımcı hesaplarda ayrıca takip edilebilir. Az önce de söylediğim gibi bu 155 tamamlanmış hizmet maliyetleri hesabı sanayi işletmelerindeki 152 mamuller hesabının fonksiyonunu hizmet sektörü için yerine getiren bir stok hesabıdır. Hizmet sunulduğunda 155 tamamlanmış hizmet maliyetleri hesabından çıkıyoruz. Yine taslak hesap planında yeni açılmış olan 622 sunulan hizmet maliyeti hesabını aktarıyoruz. Bizim tek tüm hesap planında da bu hesap 622 satılan hizmet maliyeti adını taşıyordu. Evet, 622 hesap sunulan hizmet maliyetleri hesabı. İşletmenin müşterilerine sunduğu hizmetlere ait maliyetlerin izlenmesinde kullanılıyor. 622 satılan maliyet hesabı ile aynı amaç için kullanılmak üzere oluşturulmuş hesaptır. 155 tamamlanmış hizmet maliyetleri hesabında yer alan hizmet üretim maliyeti müşteriye sunulduğunda bu hizmete ilişkin hasılat kaydedildiğinde 155 hesaptaki bu maliyet 622 sunulan hizmet maliyeti hesabına gelir tablosu sonuç hesabına aktarılacaktır. Burada YMY kaydını içeren bir örneğim var. 2019 yılının Aralık döneminde dijital yazılım işletmesinde 95 bin lira toplam üretim maliyeti olan yazılım programı ki hizmet üretimidir. 155 tamamlanmış hizmet maliyetleri hesabında bekletilmiş. Satışı yapıldığı zaman 622 sunulan hizmet maliyeti hesabına aktarılmıştır. Taslak hesap planıyla getirilen yeni bir hesap 705 hizmet üretim hesabı. Tek düzen hesap planında bulunmayan hesaplardan biri. Eğer işletme hizmet üretim maliyetlerinin oluşturulmasında 740 hizmet üretim maliyeti hesabını kullanmayı tercih etmiyorsa
O zaman bu işletmeler 705 hizmet üretim hesabını kullanabilir. 740 hesaba alternatif olarak getirilmiştir. Taslak hesap planında sadece muhasebe sistemi uygulama genel tevhidinde değil, orada da 740 vardır. Bu taslak hesap planında da hem 705 hizmet üretim hesabı vardır, hem de 740 hizmet üretim maliyeti hesabı bulunmaktadır. Alternatifli bir kullanım getirilmiştir. İsteyen hizmet işletmeleri maliyet giderlerini ayrıntılı olarak 710, 720, 730 hesaplara kaydettikten sonra yansıtma hesaplarıyla bu hesaba aktarırlar. Bu da bir yeni uygulamadır. Tek düzen hesap planında 740 hesap hizmet üretim maliyeti hesabı doğrudan doğruya hizmet üretim maliyetine ilişkin giderlerin biriktirildiği toplandığı hesaptır. Taslağa göre biz fonksiyonel gider hesaplarını da kullanabiliyoruz. Hep şöyle anlatırdık. 710, 720, 730 hesaplar tek düzen hesap planında mamül üretimi yapan işletmelerin kullanacağı fonksiyonel gider hesaplarıdır. Hizmet işletmeleri bunları kullanmaz deriz. Ancak taslak hesap planında isteyen işletme hizmet üretimine ilişkin katlandığı madde malzeme, işçilik ve diğer üretim giderlerini 710, 720, 730 hesaplara kaydedebilir. Ardından da bu hesapların yansıtma hesapları yardımıyla 705 hizmet üretim hesabına aktarabilirler. Bu hesabın taslaktaki işleyişi de şöyle anlatılmış. Fonksiyonel gider hesaplarında izlenen giderler dönem sonunda 741 hizmet üretim maliyeti yansıtma hesabı. Yani fonksiyonel gider hesabını kullanmıyorsa ya da 711 direkt madde malzeme giderleri yansıtma hesabı, 721 direkt kişilik giderleri yansıtma hesabı, 731 yan üretim giderleri yansıtma hesabıyla kullanılır. Taslak hesap planında hizmet üretim maliyeti oluşturmak amacıyla hem 740 var dedik hem de 705 hesaplar var dedik. Fiili maliyet yöntemini uygulayan işletmeler dönem sonunda 740 hesapta biriken maliyeti 741 yansıtmayla 154 tamamlanmamış hizmet maliyetleri veya 155 tamamlanmış hizmet maliyeti hesaplarını aktaracaklardır. Bu aşamada 740'ı kullanan işletme 705 hizmet üretim hesabını kullanmasına gerek kalmamaktadır. ...705 hesabın kullanımına ilişkinde küçük bir örneğim var. Yine bir yazılım firması. Yazılım firması 2019 yılı Aralık döneminde sipariş almış, program üretmeye başlamış. 2020 Mart ayında tamamlanıp teslim edilecekmiş. 2019 dönemi sonu itibariyle 6.000 lira direkt madde malzeme gideri, 50.000 lira direkt işçilik gideri, 4.000 lira da genel üretim gideri gider hesaplarına kaydedilmiş ve ilgili fonksiyonel gider hesaplarından yansıtma hesaplarıyla 705 hizmet üretim hesabına aktarılmış. Oradan da henüz tamamlanmadığı için iki nolu kaydımda görüldüğü üzere 154 tamamlanmamış hizmet maliyeti hesabına alınmıştır. Taslak hesap planında 74 hizmet üretim maliyeti hesap grubu da vardır. Burada hizmet işletmeleri, bu tür hizmet işletmeleri ve yıllara yaygın inşaat işi yapan işletmelerin 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan fonksiyonel gider hesaplarını kullanmayı tercih etmemesi halinde bu hesap kullanılmaya devam edecektir. Evet, 740 hesabın işleyişi, yansıtma hesabının işleyişi, bunları geçiyorum. 740 hesapta biriken hizmet üretim maliyeti, eğer bu tercihteyse işletme, 740'ı kullanmayı düşünüyorsa,
dönem sonunda 741 hizmet üretim maliyeti yansıtma hesabı yardımıyla 154 tamamlanmamış hizmet maliyetleri hesabına aktarılır. Henüz bitmeyenler. Hizmet üretimiyle ilgili giderlerin hesaplanmasında normal maliyet yöntemini, standartlar gereği normal maliyet yöntemini kullanan işletmeler, üretim birimlerine dağıtılmayan sabit genel üretim giderlerini bu hesaptan çıkartır, doğrudan doğruya 624 dağıtılmayan sabit genel üretim giderleri hesabına aktarır. 741 yansıtma hesabını işleyiniz şimdi. Geçiyorum. Yine fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde yapılan hizmet ve inşa işleriyle ilgili anormal fire ve kayıp giderler 741 hesap yardımıyla doğrudan doğruya 625 stok anormal fire ve kayıpları hesabına aktarılır. Bu da taslak hesap planının getirdiği yeni bir hesaptır. Fark hesapları yine vardır. Fark hesaplarını içeriğini geçiyorum. Tek düzendeki çalışması gibidir. Fark hesaplarına ilişkin bir örneğim var. İstenirse örnek incelenebilir. Ayrıca bu yaptığım sunum Haziran ayı sayısında FESA, Finans, Ekonomi, Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin Haziran sayısında makale olarak yayınlanmıştı. Oradan da ayrıntısını isteyen katılımcılar alıp inceleyebilirler. Örneğe geçiyorum. Sonuca geldiğimde KGK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı işletmelerin doğrudan doğruya finansal raporlama standartlarına göre raporlama yapabilmesine imkan sağlayacak şekilde kurgulanmıştır, düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde yer almayan, eksikliği olan bazı hesaplarda bu yeni düzenlemeyle getirilmiştir. Detaylıca bahsettiğim gibi hizmet işletmelerine ilişkin stok hesapları 154 tamamlanmamış hizmet maliyetleri, 155 tamamlanmış hizmet maliyetleri bilanço hesapları oluşturulmuştur. Bu hesaplar sanayi işletmesindeki 151 yarı mamuller üretim ve 152 mamuller hesapları gibi çalışır. Yine yayınlanan hesap planı taslağı ile 70 maliyet oluşum hesapları getirilmiş, hesap grubu getirilmiş. Burada 740 hizmet üretim maliyeti hesaplarını kullanmaya alternatif olarak 705 hizmet üretim hesabı oluşturulmuştur. Bu 740 hesapta benzer çalışması vardır tek düzendeki gibi. Ama isterse işletmeler tek düzenize izin vermediği şekilde 710, 720, 730 fonksiyonel üretim gider hesaplarını kullanabiliyor. Bu taslak hesap planı yardımıyla ve bunlara ilişkin fark hesaplarını kullanabiliyor ve bu farkların analizinde elde ettiği sonuçları kaydedebileceği hesaplara sahip olabiliyor. Ayrıca normal maliyet yönteminin uygulanmasında önem arz eden değişken ve sabit genel üretim giderlerinin taslak hesap planı ile ayrıntılı olarak takip edilebilmesi istenildiğinde gene hesaplar getirilmiştir. 736 değişken genel üretim giderleri, 737 değişken genel üretim giderleri yansıtma hesabı, 738 sabit genel üretim giderleri, 739 sabit genel üretim giderleri yansıtma hesabı gibi. Yani işletme 730 genel üretim giderleri hesabını kullanabilir. 731 yansıtma hesabı vardır. İşletme sabiti değişkeni ayrı kullanmak, öğrenmek, takip etmek istiyorsa 736 ve 738 hesapları da kullanabilir. Son bir şey de söylemek istiyorum. Bu taslak hesap planı alternatifli maliyetlere alternatifli hesaplar getirmiştir.
Hizmet üretim maliyetinde olduğu gibi 705 hesap getirilmiştir. Yalnız taslak hesap planında da şöyle bir tercihli kullanım getirilseydi sanırım faydalı olacaktı. Yansıtma hesapları. Eğer işletmeler öngörü maliyetleri kullanmıyorsa yansıtma hesaplarına yaptığımız kayıtlar gerçek maliyet tutarları kadar oluyor. Dolayısıyla gerçek gider hesapları, fonksiyonel gider hesaplarının borç sayfasına yazdığımız gerçek giderler ile yansıtma hesabını alacak sayfasına yazdığımız tutarlar artık o gerçek gideri öğrendikten sonra yazdığımız tutarlar oluyor maalesef. Öngörüyü kullanmayan işletmelerde birbirine her zaman eşit oluyor. Fark çıkmıyor çünkü öngörüde bulunmuyoruz. Gerçek gideri yansıtma hesabına oradan da sonuç hesaplarına aktarıyoruz. Bu fayda yaratmayan bir muhasebeleştirme olduğunu düşünüyorum. Eğer alternatif getirme imkanı varsa, çoğu yerde alternatif getirmiş, bu taslak planda öngörü maliyeti kullanan işletmeler için yansıtma hesaplarının kullanımının uygun olduğunu, öngörü maliyetleri kullanmayan işletmeler için ise yansıtma hesaplarının bir şekilde kullanılmayabileceğini içeren bir tercih getirseydi belki daha faydalı olurdu, işlem yükünü alırdı diyorum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hocam ben çok teşekkür ediyorum Gürbüz Hocam. Tam saat yarım oldu, 12.30 oldu. Programa göre aslında süremiz bitti. Bir de işin başka tarafı Süleyman Hocam vurgu yaptı, ölümü inkar ediyoruz diye. Erkekler için cuma vakti de girmiş durumda birçok yerde, doğuda özellikle saat farkı dolayısıyla. İstanbul'da belki biraz daha var ama. Evet, şimdi bu şey içerisinde, bitmiş süre içerisinde yine de sorusuz ve cevapsız bırakmak olmaz. Varsa sorularımız alabiliriz. Bu arada bu şeyin dışında, buradaki arkadaşların dışında YouTube'dan da canlı olarak izleniyor. Evet, Süleyman Hocam, tabii maliyetlere girince Gürbüz Hocam oradan. Hocamın konusu zaten. Hocam sormadan duramaz diye zaten şey yaptım. Hocamın mikrofonu yalnız kapalı. Ben açıyorum. İzin şey verdim hocam. Açtım evet. Herhalde hocam. Şimdi. Buyurun hocam. Evet, buyurun hocam. Teşekkür ederim. Konuşma yapan bütün hocalarıma, zaten size de Sayın Başkan teşekkür ederim. Gürbüz Hocama katkı olsun diye söz aldım ben. Bundan yaklaşık 20-25 yıl önce Bursa'da SMM odasında bir seminere gitmiştim maliyet muhasebesi anlatmak için. Orada bana dediler ki biz dediler yarım amel üretiyoruz, bunu ne yapacağız? Nasıl yarım amel üretiyorsunuz? Üretiyoruz dediler. Orada çok fazla mobilya işi gündemde, bir de tekstil işleri var. Bize dediler iş geliyor, biz bu işi yapıyoruz, fason üretiyoruz, sonra alıp gidiyorlar, mal bizim değil dediler. Peki üretiyoruz, mali yılın sonu geliyor, malı bize fason ürettiren gelip teslim almıyor. Biz bunu stokluyoruz, fatura da ödemiyoruz, almıyor da parasını da ödemiyor ama biz ona bir maliyet yüklüyoruz. Fason üretmiş oluyoruz, nasıl yapacağız filan diye gündeme getirdiler. Orada kendilerine cevap vermiştik. Hocam zaten işin başında, konuşmasının başında söyledi. Hizmet üretiminde yarım amel olur mu diye, hatta tamamlanmış stok olur mu şeklinde bu tartışmalar süre geldi. Ben o dönemde dönüp geldiğimde hizmet üretim maliyeti esaretten kurtarılmalıdır diye bir makale yazdım. Yaklaşımda yayınlanmıştı o. O makaledeki kullandığım hesap numaraları bu 154-155, daha sonra bu önerilen şeyde hesap planında var. Hocamın da söylediği konulara tümüyle katılıyorum. 151 yarı mamul üretim hesabı eğer hizmet üretimi söz konusuysa ihtiyaca cevap vermiyor. Yani birisi hizmet, birisi kendi malınız. İkisini yarı mamulde büyük bir rakam olarak gösteriyorsunuz. Ne kadarının olduğunu bir şekilde tefrik etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla onu ayrı bir yarı mamul hesabında göstermek gerekiyor. Hocalarım gayet iyi bileceklerdir. İşletmelere gittiğiniz zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. İşletme hizmet üretiyor ama
aynı zamanda kendine de mal üretiyor. Yani aynı sektörde, tekstilde örneğin, iş çamaşır üretiyor, hem kendisi üretip satıyor, kendi malı, mamul üretiyor. Bir dışarıdan gelen fason işleri kendisi yapmaya devam ediyor. Şimdi bu tür işletmelerde kendi malıyla hizmet üretim maliyetini birbirinden ayırt etmek çok önemli hale geliyor. Yani muhasebecilerin çok üzerine düşmesi gereken bir konu. Direkt ilk madde ve malzeme dediğimiz zaman kendi malınız olduğu için onu stoktan çekiyorsunuz. Bir şekilde fiili rakamlarla 710 dolar hesaba gönderiyorsunuz ama fasonsa başkası gönderiyor malı. Dolayısıyla oraya rakam girmeniz gerekmiyor. Hocamın ifade ettiği gibi 740 dolar hesapta ve 705 dolar hesapta bundan ihtiyaca giderilebilir. Fakat hep bu konuya ilişkin olmak üzere hizmet de üretseniz hizmete giden malzeme, hizmete giden direkt işçilik ve hizmete giden genel üretim giderinin niteliğindeki hizmet üretim maliyetini ayrı görmek hep ihtiyaç olmuştur. Hep ihtiyaç olacaktır da bundan sonra. Dolayısıyla bu üç kırılımı ya 740'ın altında, 705'in altında mutlaka yapma ihtiyacı doğuyor. İşletmeler işçiliği tahakkuklu yapıyorlar. Direkt işçiliği 720'ye koyuyor ama bu arada da dönem içerisinde hizmet üretiyor. Tahakkuk kaydını yaparken toplam işçilik maliyetinin ne kadarı kendi malıyla ilgili, ne kadarı hizmet üretimine ilişkili onu hesaplayıp, tutarı belirleyip tahakkuku öyle yapmak gerekir. Ama genel üretim gideri bu kadar kolay değil değerli arkadaşlar. Genel üretim giderinde ortaya çıkan genel üretim giderine dağıtıma tabi tutuyorsunuz. İkinci dağıtım toplamını hesaplıyorsunuz gider yerleri itibariyle. O gider yerlerinde ne kadar kendi malınızı ürettiniz, ne kadar hizmet maliyeti ürettiniz onu ayırt etmek oranlar itibariyle en azından süreye dayalı olarak belki ayırt etmek tahakkuklarını ona göre yapmak gerekiyor. Bunlar da pratikte yaşanan büyük zorluklar. Bir de hocam biraz önce ifade etti, çok önemli buluyorum. Arkadaşlar normal maliyet uygulayabilmek için genel üretim giderlerini mümkünse başta, daha ilk kayıt anında, yani genel üretim giderlerinin altında bir kırılım olarak, sabit ve değişim olarak mutlaka ayırmak gerekiyor. Ben hep işletmelere bunu öneriyordum. Yani 0-1 veya 1-2 gibi bir kodlamayla değişken genel üretim giderleri ve sabit genel üretim giderleri şeklinde mizan çıktığında değişken ve sabit genel üretim giderleri tutarları birbirinden ayrılmış bir şekilde hesaplanabiliyor. Yansıtmaları da buna göre dönem sonunda rahatlıkla yapılabilir. Ben hocama tekrar teşekkür ediyorum. Zatenize teşekkür ediyorum. İyi kongreler diliyorum sizden. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arış'tan soru var mı arkadaşlar? Arış'tan gelen sorular var mı? Yok. Peki. O zaman yani kendimi tutuyorum, sorabileceğim, sormak istediğim sorular var. 740-705'i soracaktım ama yani o bir esneklik mi yoksa bir daha sonra büyük bir karışıklığa neden olacak mı, olmayacak mı? O kafamda soru işareti olarak kalmak kaydıyla. Evet, ben o zaman 2,5 saati aşan bir süre oldu. Hem sizler hem yoruldunuz ama tatlı bir yorgunluk olarak verdiğiniz katkılar yanınıza sevap olarak, kar olarak bu mübarek cuma gününde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Özellikle Ümit Hocam rahatsız olduğu halde gelmiş olması, Süleyman Hocam'ın, Gürbüz Hocam'ın en son şeyine kadar beklemiş olması. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkılara. Hepsine hakikaten çok ihtiyacımız vardı. Çok yerinde oldu, çok iyi oldu. Çok ufuklandık, ilham aldık, aydınlandık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kongreyi kapatıyorum ama kapatmadan önce şunları da söyleyeyim. Kongremiz öğleden sonra, cumadan sonra devam edecek. Selahattin Karapınar'ın oturum başkanlığında devam ediyor. Saat 13.45 itibariyle başlayacak. Ondan sonraki oturum Haluk Bengü ile devam ediyor. O da 15.05 itibariyle başlayacak. Son oturumun da yine oturum başkanı Gürbüz Hocam. Evet. O da 16.45 itibariyle başlayacak. Yani bugün öğleden sonra 3 tane daha oturumumuz var. Oturumlara da
hem sizleri müsaitseniz, Gülbüz Hocam zaten son oturuma gelecek, hem tüm katılımcıları ben bekliyorum, davet ediyorum. Tamam mıyız hocalarım? Sizler de buyurun bir gelin, sizleri de hocalarım görsünler. Bu arkada buradaki ekipte yer alan arkadaşlarımız da hem görmüş olun, hem öylelikle bir fotoğrafta kapanış yapalım. Evet, buyurun. Buyurun, buyurun. Yasemin Hocam burada. Hakan Hocam burada. Fatih, maskeler olduğu için tanımakta zorluk çekebilirsiniz. Ben de sosyal mesafe sıkıntıya girdim. Maske bir takıyorum, müsaade edin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz katkılar dolayısıyla. Hakan Hocam. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Bu zor zamanda böyle bir organizasyon yapmak çok kolay değildir. Kendi adıma ve düzenleme kurulu adına sağ olun, var olun hocam. Teşekkür ederim. Hocalarım tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sağ olun.